İyi akşamlar. Sivil Düşünce başlıyor sevgili seyirciler. Bayram arasından sonra yeniden huzurunuzdayız. Bu akşam 29 Ekim kutlamalarında yaşananlarla programımıza başlamak istiyoruz. Onun dışında diğer önemli konular var konuşacağımız ama Doğu Hoca 29 Ekim kutlamasını Tayland ve Kamboçya'da kutlamaya kalkıştı. Vietnam'da kutlamaya kalkıştı. İsterseniz Doğu Hoca'nın bu hatıralarını alalım, nasıl kutlamışlar. Kısaca arkasından ulustaki gerçek kutlamalara geçeriz. Bizim şeylerimiz, sefaretlerimiz hakikaten şanına layık, yani günün şanına layık bir organizasyon yapma denedi. Tayland'da değil, o sırada şeydeydim ben, Vietnam'daydım. Oradaki büyükelçimiz çok gayretli bir insan, Akif Bey. Ve bütün imkanlarını kullanarak şeyin, sefaretin her şeyi, Vietnamlı aşçıların bilmeyeceği şeyleri kendi aşçısını götürerek, onları göstererek ve tadarak, aslına uygun olarak Türk yemeği mi yaptırmışlar? Türk yemeği yaptırdılar. 29 Ekim kutlamaları da Türk yemeğiyle olur. Vietnam yemeğiyle olmaz tabii. Onun ötesinde tabii ki kulağımızın biri Türkiye'ye dönülük olduğu için olan biteni üzüntüyle tabii izledim ve o konuda da tabii söyleyeceklerim var. Neden üzüldünüz? Gayet güzel kutlamalar yaptık Ulus'tan Anıtkabir'de. Ya zaten olay da bu. Bakın, alternatif 29 Ekim kutlamaları diyoruz değil mi? Şimdi neyin alternatifi? Biz bir sözde kelimesi kullanırız. Yani sözde bilmem ne diye. Sıfata değil, sonunda kişinin kendisine sözde demeye başladık mesela. Şimdi alternatif Cumhuriyet'e alternatif mi? Yoksa Cumhuriyet'i kutlama biçiminin alternatifi mi? Yoksa ben senin Cumhuriyet anlayışını sevmiyorum, bu anlayışı alternatif bir anlayışla Cumhuriyet'i algılıyorum ve önemsiyorum mu? Şimdi bu çok açık değil. Ne şimdi anladınız peki? Bunlardan hangisi veya başka birisi mi? Yani bu alternatif kutlama adı altında bir bakıma protesto gösterisi bu. Derdi ne olabilir? Yani rahatsız edecek bir şey var mı? Alternatif bir şey yapmayı gerektirecek ne vardı mesela? Burada Cumhuriyet'e alternatif diye bir olgu söz konusu değil. Çünkü Cumhuriyet, İslam Cumhuriyeti de var, Komünist Cumhuriyet de var. Yani Cumhuriyet şu demek, iktidarın kaynağının ilahi, yani insan iradesinin dışında bir güce bağlanması ya da bir saltanata, yani bir ne teokrasiye ne de monarşiye, bir krallık yönetimi, bir hanedan yönetimi olmayan, halka izafe edilen bir egemenlik anlayışı atıf yapar Cumhuriyet. Şimdi bununla kimsenin bir derdi yok. Önemli olan şu, Cumhuriyet'te kim iktidar olacak? Ben iktidarsam benim Cumhuriyet anlayışımı ben önemserim. İktidar olmayan, muhalefette olan veya iktidarda olana muhalif olan da kendi Cumhuriyet anlayışını. Bu aslında tamamıyla bir siyasal iktidar mücadelesinin ideolojik bir yansımasıdır. Ulus'ta alternatif kutlama yapanların Cumhuriyet anlayışı ile Hipodrom'da Cumhuriyet kutlaması yapanların Cumhuriyet anlayışı arasında ne fark görüyorsunuz siz? Anlayışta pek bir fark yok. Kutlama yapanların kendisinde bir fark var. Biliyor musun? Eskiden askerler alternatif Cumhuriyet kutlaması yaparlardı biliyorsunuz. Yani neye karşı yaparlardı? Seçilmiş iktidarın Cumhuriyeti temsil etmesine karşı oldukları için onlar Cumhuriyeti... Şimdi asker bıraktı. Bunu CHP ve bazı siyasi oluşumlar yürütüyorlar. Evet, şimdi çok ilginç bir şey. Burada yalnız bir tezat var. Resmi kutlamaları bugün iktidar partisi yapıyor ve temsil ediyor. Şimdi hani sivil topluma ait olması gereken bir bayramı, yani Cumhur'a ait olması gereken bir bayramı da şimdiye kadar resmi kutlamaları üstlenmiş, benimsemiş ve gerçekleştirmiş olan
mesela CHP ve diğerleri. Yani roller değişmiş. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın, haklılık eğer mağduriyet ve mahrumiyete dayandırılırsa, mahrum ve mağdur olmadığın zaman senin haklılığının zemini bir kere şey yapıyor, zayıflıyor demektir. Bir de haklılık çoğunluk ya da iktidarda olmak üzerine bina edilmemeli. Cumhuriyet bence asgari müştereklerde uzlaşmaktır. Ama demokrasi azami müştereklerde uzlaşmaktır. Şimdi çoğunluk demokrasinin ilk şartıdır ama, ki bu şeydir, oydaşmadır. Ne kadar oy bir yerde birikmişse makul orada aranır. Ama farklı gruplar varsa, azınlıklar varsa, azınlıklar derken gayrimüslimlerden bahsetmediğimi anlıyorsunuz. Orada artık uzlaşma aramak lazım. İşte demokrasi bir uzlaşma rejimidir. Cumhuriyet de bir oydaşma rejimidir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz dikkat ettiğimizde cumhuriyet üzerine bir kavgayı veya bir tartışmayı sürdürmüyoruz. Biz ne kadar demokrasi var, ne kadar yok ve hangimiz cumhuriyetin ne kadar demokratikleşmesi lazım geldiği üzerine bir tartışma yürütüyoruz. Ama demokrasinin pek lafı geçmiyor, cumhuriyetin lafı geçiyor. Şimdi hocam ne değişti konusuna bir bakacak olursak, hani biraz önce dediğiniz ya, eskiden resmi kutlamaları benimseyenler şimdi sokakta bunu alternatif kutlamaya kalkışıyorlar. Eskiden bundan rahatsız olanlar, resmi kutlamalardaki yöntemden rahatsız olanlar resmi kutlama yapıyorlar. İşte İktidar Partisi başta olmak üzere. Peki bu resmi kutlamalarda ne değişti diye bakacak olursak, eskiden işte Çankaya Köşkü'ndeki kutlamalara başörtülü kadınlar alınmıyorlardı. Şimdi başörtülü kadınlar alınıyorlar. Eskiden de orada içki tüketiliyordu. Şimdi de tüketiliyor. Eskiden de Atatürkçüler, CHP'liler veya diğerleri davet ediliyordu. Şimdi de davet ediliyorlar. Yani bir tek fark olarak aslında başörtülü kadınların Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona askerlerle birlikte davet edilmesi. Bu tamamıyla sembolik küçük bir şey. Farkı bu, bu sembolik bir şey. Bir cümle daha söyleyeceğim. Bu sembolik bir şey. Mesele burada kimin iktidar olduğu ve bu kutlamalarda kimin sözünün geçtiğidir. Burada kavga cumhuriyet üzerine verilmiyor. İktidar olmak ve olmamak arasındaki fark üzerinden veriliyor. Buyursunlar. Özal ve Demirel zamanında da Cemil Çiçek'in, Kutçepe Alp Timuçin'in, Mehmet Keçeci'lerin eşi kendilerine özgü türbanla köşke çıkmışlardır. Hayır, bu son yıllarda. Tabii, 28 yok, Şubat'tan bu tartışmadan bağımsız olarak söylüyorum. Tabii. 28 Şubat'tan sonraki işte Ahmet Necdet Sezer döneminde başlatılan bir yasak söz konusu başörtüsüne. Bununla ilgili bir ayrıntı ben söyleyeyim mi? Tabii. Belki daha aydınlatıcı olacak. Ahmet Necdet Sezer 2000 yılının Mayıs ayında geldi. 2000 yılının Cumhuriyet Bayramı'nda ve 2001 yılının Cumhuriyet Bayramı'nda böyle bir yasağı uygulamayan Ahmet Necdet Sezer 2002'nin Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren neden yasağı uyguladı? Belki bugün ışık tutabilir. Cumhuriyet değişmiştir o zaman. Evet. İşte bütün mesele İslami bu. Cumhuriyetten. Cumhur değişti. Evet. Evet. Celal Kazdağlı'ya soralım. Hakikaten ben ciddi söylüyorum. Bunu şey olsun, kinayeli olarak da sormuyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ya neden değişti de neden böyle alternatif illaki başka tarafa çeken bir kutlama veya kutlama demeyelim aslında, protesto gösterisi demek daha doğru olabilir diye tahmin ediyorum. Neden böyle bir yol tercih edildi ve bir de bu protesto gösterilerini yapan kesimlerin nerelerden geldiğine bakacak olursak o da son derece anlamlı. CHP var, Atatürk Düşünce Derneği var, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği var, BDP'liler var. Zannediyorum MHP'den bazı kesimler de olabilir. Çok çeşitli kesimler bir arada birleşmiş vaziyetteler. Bu birleşme meselesi güzel birçok konuda ama burada alternatif veya protesto anlamında cumhuriyet konusunda bir araya gelmiş olmaları biraz anlamlı geldi bana. Bu anlaşılabilir bir şey. Çok da karmaşık bir şey değil. Çünkü bir genelge yayınlandı. Ve bayramların kutlanma biçimi değiştirildi geçtiğimiz ilkbaharda.
Cumhuriyet'te ilk defa bu genelgeyle kutlanmaya başlandı. Buna tepki olarak Atatürk anıtlarına çelenk konulması sorun olmaya başladı. Bazıları koymak istiyor, koydurulmuyor falan. Toplumun bir kesimi bir kaygı içerisinde bizim bildiğimiz cumhuriyet, sahiplendiğimiz cumhuriyet tehdit altında, bu giderek aşındırılıyor deyip kendi hassasiyetini öne koyarak ona sahip çıkma, iktidarın uygulamalarına itiraz etme adı altında cumhuriyeti kutlama isteğiyle orada toplanmış oldu. Bu anlaşılabilir bir şey. Halkın orada toplanması, eğer kırıp dökmüyor ise, zarar vermiyor ise, kendi nihayetinde inandığı şekilde cumhuriyetini, Türkiye'yi sahip çıkması, bayrağa sahip çıkması, oradan işte kurucu lider Atatürk'ün mezarına kadar yürümesi anlaşılabilir bir şey ve buna izin de verilmesi lazım. Buna izin verilmemek yanlış bir şey. İnsanların demokratik bir şekilde, farklı bir anlayışta, hatta ve hatta siyasal iktidarın uygulamalarına da tepki gösterecek şekilde cumhuriyeti kutlamalarında bir itiraz yok. Ama burada bunu bir çatışma ortamına, kaos ortamına dönüştürmek için özel çaba harcayanlar var. Onlar eleştirilebilir. Onların bu organizasyonu nasıl yaptıkları üzerinde bir değerlendirme, tartışma gerçekleştirilebilir. Buna belki izin verilmemesi daha uygun olur idi. O çatışmalara izin verilmemesi daha uygun olurdu. Millet nasıl kutluyorsa kutlasın. Bunu bir kayırmayalım. Nasıl insanlar hangi kıyafeti giyiyorlarsa inançlarına göre ya da tercihlerine göre kutlamaları da o şekilde yapabilirler. Sadece ve sadece kırıp dökmeden normal demokratik teamüllere ve kurallara uyarak. Ama 29 Ekim'de Ulus'ta biz başka bir şey gördük. Yani bu masum insanların oraya gelip bayramı kutlamalarının ötesinde başka bir şey gördük. Önceden hazırlanmış ve orayı mutlaka ve mutlaka bir kaos ortamına, bir çatışma ortamına, polisle itiş kakışa dönüştürecek bir tertibin, bir hazırlığın olduğunu anlıyoruz. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bir gün önceden Oğuz Kağan Salıcı bir çelenk koyumunda İstanbul'da, Taksim Meydanı'nda, oradaki askerlere, 1. Ordu Komutanı Yalçın Ataman'ın da bulunduğu subaylara, işte siz cumhuriyeti koruyamadınız, sahip çıkamadınız, onu biz sahip çıkıyoruz sistem ederek karşı çıkması. Bu fotoğrafta sadece ve sadece Hürriyet Komtele'de ve Hürriyet'te ertesi gün yer aldı. Bir başka yayın organı tarafından çekilmedi, haberleştirilmedi de. Bu belli bir hazırlığı da ortaya koyuyordu. Bir gerginliğe doğru gidişin. Aynı gün orada Ulus'ta toplanıldığı gün Hürriyet Komitesi'nde gene bir fotoğraf yayınlandı. İdris Naim Şahin'in, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in muhtemelen yaz ortasında ya da ilkbaharda Güneydoğu'da helikopterden kırları, bozkırı seyrederken ki görüntüsü alınmış, adeta Ulus'taki o anki olayı kolaj yapılmış. Kolaj yapılmış, seyrediyormuş gibi verilmiş ve bu medyada ve sosyal medyada İçişleri Bakanı olaylara yukarıdan helikopterle izlediği şekilde verildi ve hala ertesi günde bir takım televizyon kanallarında bu haber tekrarlandı. Halbuki o saatlerde İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan hipodromda işte oradaki törende protokol koltuklarında oturuyorlar. Yani olayla hiç ilgisi, alakası yok. Buradan da bir kışkırtma gerçekleşti. Buradaki gösteriler Suriye radyo televizyonu tarafından da yayınlandı. Meğersem bir 10 gün kadar önce ulusal kanal ile Suriye televizyonu arasında da bir sözleşme imzalanmış, karşılıklı haber alışverişi, işte editör değişimi ve program değişimi üzerine 8 maddelik bir anlaşma yapılmış. Bu çerçevede de buradaki görüntüler tam olay gerçekleştiğinde ulusal kanal üzerinden Suriye televizyonu tarafından da yayınlandı. Yani burada da Türkiye'nin ne kadar gaddar olduğunu, bayramını bile kutlamaya izin vermediğini, bayram kutlamak isteyen halkına polislerin saldırdığını, işte elinde bayrağı olan insanlar polislerin acımasızca saldırdığını gösteren, bunu önceden göstermek için hazırlık yapılan bir durumla karşı karşıyayız. Ve bu orada yaşandı. Toplam olayın süresi 10 dakika. Türkiye
10 gündür neredeyse sadece bu olayı tartışıyor ve derdi buradan da bir rejim tartışmasına, iki başlılık mı değil mi noktasına kadar giden bir noktaya geldi iş. Şimdi burada valiliğin tutumu ve emniyetin tutumu da eleştirilmelidir. Baştan bu olayı engelleyecek bir pozisyon almalıydılar. Bunu yapamadılar. Bu yanlış oldu. Polisimiz de hikmetse her seferinde bu tür olayları bir önce kışkırtacak, çıkartacak şekilde olayın üzerine gidiyor. Ya da bir olay patlıyor, o şekilde önlüyor. Yani illaki bir olay oluyor. Yani polis de böyle bir göstericiler geldiği zaman hiç olay olmaksızın bunların önlenmesi, böyle gazlar sıkıştırılmadan, işte böyle barikatlar falan kurulmadan nasıl önlenebilir? Bunun üzerine biraz çalışmak lazım. Bir de ön çalışma, bu toplantı niçin yapılıyor? Buradaki hedef ne, amaç ne, kimler yapıyor, organize ediyor üzerine valiliklerin çalışması gerekiyor. Eğer kendi güçleri bunu yetmiyor ise Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yardım da alabilirler. Ya da başka istihbarat örgütlerinden, resmi istihbarat örgütlerinden destek alabilirler. Oralarda yetişmekte olan analiz kabiliyeti yüksek gençler var artık. Bunlar bu olayları öngörebilecek ve bunların politikaya nasıl yansıması gerektiği konusunda da raporlar yazabilecek kabiliyetteler. Onlardan yararlanılabilir. Orada barikatın kaldırılması ile iki tablo birden çıktı ortaya. Birincisinde kavga eden, çatışan bir görüntü vardı, bir kaos ortamı. Barikat kaldırıldı birdenbire, panzerlerin üzerine çıkmış, işte polisle milletin buluştuğu şen şakrak içerisinde bir şölene dönüşen, çatışma ortamının birden kaybolduğu ve bir şölene dönüşen bir hava oluştu. Keşke bu baştan yapılabilseydi. Bir tertip olduğu belli ve biliniyor, öyle olduğu anlaşılıyor. Bu önlenebilirdi, önlenemedi ve bu tertip maalesef yani kurban gitti. Suriye bile ilişkisi var bu, evet. İşin diyorsunuz. Bu, bunu sonradan şunu da anladık. Bu niçin böyle bir tertip için hazırlanmış? Çünkü akşam resepsiyonda askerlerin de katılacağı günler öncesinden duyurulmuştu. Eşli bir şekilde uzun süredir katılmıyorlardı. Sadece orada başörtüsünün gitmesi değil. Başörtüsü meselesi çoktan hallolmuştu. Başörtüsü köşkede çıkıyordu. Çeşitli resepsiyonlarda da oluyordu. Zaten Cumhurbaşkanımızın eşi başörtülü. Dolayısıyla orada bir sorun yok. Orada olan şuydu. Ordu komuta heyetinin eşleriyle birlikte oraya gitmesi. Bunun anlamı da şuydu. Türkiye Cumhuriyeti ordusu ilk defa milli iradenin emrine girdiğini orada gösteriyordu. O fotoğraf da bunu çok güzel ifade ediyordu. Halil Nisa Hanım ve Cumhurbaşkanı ile birlikte Kamuran Hanım ve Necdet Özel'in bir arada görüldüğü dörtlü fotoğraf adeta yeni bir resmi ortaya koyan bir fotoğraftı. Bunun ulustakileri rahatsız eden de biraz ya, o fotoğrafta bir şey var yani. O kadar vahim bir şey söylendi ki burada bunun üzerinde durmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti ordusu ilk defa ne dediniz? İlk defa evet milli iradenin emrine girmiştir dedim. Bu çok vahim bir söz ya. Gerçek değil mi? Hayır sözden bahsetmiyorum. Arkasındaki olgudan bahsediyorum. Söz vahim değil, olayın kendisi vahim. Ya çok vahim bir şey. Yani şurada çıkıyor yani, bir gazeteci. Türk askeri milli iradenin emrine nasıl girer diyorsunuz? Hayır yahu değil. Yani şurada bir gazeteci bunu söylüyor. Ve diyor ki ordu ilk defa milli iradeye tabi oluyor. Bu eğer böyle değilse, bu böyle olmamışsa çok vahim bir şey geçirmiş. Hocam sizi rahatlatayım, vardır. Bu tartışılır. Sizi rahatlatayım, bu tartışılır. Tartış o zaman. Çok uzun süre bu tartışmak. Tabii yani orduyla siyaset, Türkiye'de siyaset ordu ilişkisi hayli çetrefillidir. Yani yeni değişen boyutuyla baktığımız zaman mutlak kategorik olarak siyasal iktidarın emrindedir. Uhdesinde dileme olanağına çok sahip değiliz. Çoğu yerde görüyoruz ki o bizim düne kadar eleştirdiğimiz o katı dayatmacı devlet aygıtının askeri kolu neyse şimdi de karşımıza zaman zaman o çıkıyor. O çıktığı zaman da siyasal iktidar bunu savunuyor. O zaman biz diyebilir miyiz? Şimdi Celal'in söylediği mutlaktır diye diyemeyiz. Demek siyasi ki iktidar demedim zaten. Taraflı, milli irade dedim. İki taraf milli irade de tartışmalı. Yani milli irade dediğimiz yer meclis. Milli irade nasıl oluşuyor? Seçimlerle oluşuyor. Türkiye'deki seçim parti oligarşilerini meşrulaştırmaktan başka bir aygıt mıdır? Kötüdür diye söylemiyorum ama mutlak bir irade ortaya koyacaksak söyleyeyim. Kötüdür. Peki hocam siz yani, söyleyin. Hayır kötüdür yani. Şimdi partilerde yönetimler bir araya geliyor. Seçmenin adını sanını bilmediği insanlara gidiyorlar. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine oy veriyorlar. Kılıçdaroğlu'nun partisine oy veriyorlar. Bahçeli'nin partisine oy veriyorlar. Bakıyorsunuz mecliste insanlar da olup ya bunlar tanımıyorum, bunlar nereden geldi diyor seçmen. Şimdi milli iraden de bu. O yüzden bu milli iradenin bulunduğu yüce çatı parlamentonun kapısına
bir cemse dolusu asker geldiği zaman kilit vurabiliyor. Ya da muhtelif yerlerden gelen baskılara boyun eğebiliyor. Milli iradede siyasetteki askerin siyasal iktidarla ilişkisi de tartışmalıdır. Uzatma. Evet, doğru. Bugüne kadar hep tartışmalı oldu. Bundan sonra da tartışmalıdır. Yani burada bir şey değişmiyor. Bir şey, aktörler şöyle, değişiyor. Şimdi mutlak bir şöyle de algılanabilir tabii. Tamamen her şey düzeldi, güllük gülistanı, tam demokrasiye geçtik falan gibi değil ama nispi bir düzenleme, göreceli bir düzelme tamam. Olduğu da gerçek değil mi tam, yani? Tam ona geleceğim. Şimdi biz neyi tartışıyoruz? Çankaya'daki resepsiyon. O bir ilk. Bir normal ya. Normal. Normal olması gereken. Yani bunun konuşulması bile bir acayip. Kesinlikle bugüne öyle. Kadar olmaması anormal bir durumdu. Yani şimdi Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül'ü beğenmeyebilirsiniz. Ha eşit kapalıdır. Ondan dolayı da beğenmeyebilirsiniz. İcraatlarından, fiiliyattan, her şeyden dolayı beğenmeyebilirsiniz. Eleştirirsiniz. Ama meşru bir cumhurbaşkanıdır. Şimdi CHP'nin tavrını da ben anlamakta zorluk çekiyorum Kılıçdaroğlu'nda. Yani orada gerçekten Atatürk'ün koltuğu diyoruz. Bir sürü böyle anlamlar yüklüyoruz falan. Yani oturulan koltuktur. Geçen gazetede de gördüm. Ecevit'in BMW'sini satıyorlarmış. Ecevit'in BMW'si diye ilan vermişler. Yani ya BMW ya dört tekeri var. İşte gazı var, freni var. Kendimi icat etti. Kendimi icat etti. O tarafta var tabii. Hani bir ressam resim yapar. O resim ressama aittir de. Hani hayır, Ecevit binince kutsallaşıyor, mübarekleşiyor. İşte böyle için. Bir şey var. Yani ha, onun makamıdır, şudur budur. Yani orada meşru yollarla seçilmiş bir insan var. Ha, beğenmezseniz şimdi halk seçecek. O halkın beğenebileceği birini siz süne sürersiniz. Bir an için varsayalım ki önümüzdeki yıl işte 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu, seçildi, gitti, köşke oturdu. Evet, tamam. Yani meşhurdur. Hayali meşhurdur. Gibi gelebilir seyircilerimiz meşhurdur. Ama yani bir an için oldu. Meşhurdur. Ve Kemal meşhurdur. Kılıçdaroğlu köşke çıktı diye AK Partililerin Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna gitmediğini düşünün bir an için. Yanlış olur. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Alper biraz önce hani asker... Olabilir ama yanlış şimdi, olur. Şimdi asker siyaset ilişkilerinde şeyi çok pop oluyoruz. Çok hoşumuza gidiyor bu yeni dönemler falan da. Bu yeni dönemi biz kıyasıyla eleştirmemiz gerekiyor. Ama özel örnekler üzerinden eleştirmemiz geliyor. Nasıl? Şöyle. İşte parlamentoya muhalefet partisi gitmiyor. Parlamentoya bugüne resepsiyona gitmeyen bir isim daha vardı. Başbakanın eşi. Gitmedi. Niye? Yıllarca almadıkları için protesto ettiğini varsayarak gitmedi. Niye gitmiyorsun? Yani buraları böyle kanırtarak eşlerin işleri... gitmemesi o kadar gidip bitmemesi çok... Ya bunu da savunma Celal, dur yani başka bir şey söylüyorum. Ama devletle ilgili protokolle siyasetle devlet ilgili... Devlet olur mu ama canım? Yani bugüne kadar 30 Ağustos resepsiyonlar vardı, 29 Ekim resepsiyonlar vardı. Bugün ilk gün çıkması gereken kişi... Zorlamalıydı o zaman diyorsunuz yani. Hiç zorlama değildir bu. Yani hayır. Zorlama değildi. Zorlamalıydı diyor. Ha, ilk zorlamalıydı ilk yani girmek için uğraşmalıydı anlamında söylüyorum. Bu normaldi, o başbakan karısı. Yani başı türbanlı olmasının iyisi bir kıyafetin bir anlamı yok. Mesela Ahmet Necdet Sezer davet etmediği gün bile gidip başbakan eşiyle Ahmet Necdet Sezer'in adamları da Emine Hanım giremezsin deyip kameraların çekmesi... Bu kadar değilse bile... O kadar değilse... Hayır yani oraya gider bu iş ama. Oraya kadar gitmez. Pratik olarak o kapıya geldiği zaman kamerayla çekerler. Bundan küçük bir biçimi şey de oldu. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne değil mi? Abdullah Gül eşini kaydetti. Daha şeydi işte... Bakandı o zaman. Bakandı dışları bilmiyorum. Yok, değildi. Refah yok. Hayır. AK Parti'nin yeni dönemiydi. AK Parti'nin kurulduğu yeni dönem. Yani gitti ve kaydetmediler işte eşini. Ve bu yansıdı tabii şeye. Ve Gata'ya başbakanın eşini almadılar. O görüntülenemedi ama benim bildiğim kadarıyla. Bu çok kötü etkiledi halkı kabul. Hayır, oralar için hani zaten AK Parti'nin, daha doğrusu Türkiye'deki o muhafazakar siyasetin bir şeyleri dayatarak, eylem yaparak, direnerek kazanma elde etme gibi bir şeyi yok. Geleneği de yok. Anladığım kadarıyla yeteneği de yok. Çünkü yani 2002 yılına kadar bir bakıyoruz türban eylemleri var. Gerçekten türban yasağı var. Anlamsız, gereksiz, fuzuli bir şey bu. Eylemler var. 2002'de AK Parti'nin iktidarında eylemler bitiyor. Türban yasağı ya da türban sorunu bitmiyor. Bakın ondan ne kadar yıl sonra bitiyor. Anlatabildim mi? Yani böyle bir şey yok. Yani o yüzden Ahmet Necdet Sezer'in kapısına gidip direnmekle oraya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül koltuğa oturduktan sonra gitmemek çok farklı şeyler. Bence ilk gün oraya çıkılırdı. Çünkü neyi konuşuyoruz biz? Normali konuşuyoruz. Bu normal değil mi? Meşru başbakan değil mi? Meşru başbakanın eşi protokol gereği yanında gitmesi gerekmiyor mu? Ha, kılık kıyafet midir yani buradaki kriter? Yani üniversitelerde bile kılık kıyafetin tartışılması ne kadar absürt anlamsızsa
Siyaset de daha ötesi. Bu o yani, kadar belki büyük bir şey değil. Belki hanımefendiler arasındaki değil hocam. Bir şey böyle olamaz değil. Ben mı? Ben biliyorum. Değil. Yani yok, araları gayet iyi. Öyle bir şey olsaydı bu bayramda da gitmezdi. Şahsa zaten. Tavır değil. Emine Hanım o güne kadar hani şöyle bir psikolojiyle hareket ettiğini söylüyor kendi açıklaması. Bugüne kadar orası bize kapalıydı. Hani bir anda açıldığı zaman küt oraya atlayalım da hani birazcık görgüsüzlük olarak algılanabilecekmiş gibi bir kaygıyla hareket ettiğini söylüyor. Ben de onun doğru olmadığını söylüyorum. 29 Ekim kutlamaları. Yani şimdi başbakan açıklamalarına baktığımız zaman biz yıllarca Demirel'i boşuna eleştirmişiz. En azından yollar yürümekle aşınmaz diye. Başbakan Erdoğan'dan daha ileride bir demokratik tavır koymuştu ortaya. Yani bu da demokratik değildi. İnsanlar yürürler mi? Yürürler. 10 yıldır AK Parti iktidar var. Biraz önce Celal de söyledi. Muhtelif kaygılar olan insanlar toplanıyorsa ortada ve 10 yılda siz bu kaygıları yok edemediyseniz, bu kaygılar etrafında insanlar örgütleniyorlarsa bu siyasal iktidarın kabahatidir. Ha oradaki yönetme, istihbarat, ben o kadar hani Suriyeliler geldi falan filan demiyorum. Türkiye'de çünkü bazı kavramlar gerçekten kutsaldır ve karşılığı vardır. Cumhuriyet, bayrak, Atatürk dediğiniz zaman o kitlenin yarısını AK Partili bile yaparsınız. Yani oraya gelen insanların içinde son seçimde AK Parti'ye oy verdiğinden adım gibi emin olduğum insanlar vardır. Bir yorum yapıyorum. MHP'liler var çünkü ağırlıklı olarak biliyorum. AK Parti'ye oy vermiş insanlar da gelir. Çünkü niye geliyorlar? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacaklar. Çünkü bu ülkede Cumhuriyet karşılığı olan bir şey. Hani içi boş moş neyse hani sıfat itibariyle söylüyorum. Çünkü bir ulusal kurtuluş savaşı vermişsiniz. Ondan sonra kendinize bir bağımsızlık modeli olarak Cumhuriyet'i almışsınız. Yani Cumhuriyet'le ilgili ben bıraksam şimdi hocam benim bıraktığım yerden saatlerce anlatır bunu. Yani en iyisi burada dur geçelim. Tam tersi Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak göreceğim. İçin Türk bayrağıyla geliyorlar oraya. Gidecekleri yerde Anıtkabir. 29 Ekim köşkteki kutlama ne kadar meşruysa, o mekan ne kadar meşruysa Anıtkabir'de bir o kadar meşrudur ve anlamlıdır. Yani bunu siz polise güçlü engelleyemezsiniz. Bakın polis sürekli kabahat yapıyor bu ülkede. İşte hani biraz önce asker üzerinden söylemiştim. Bir polis devletine doğru gidiyoruz. Polis elindeki gücü insafsızca kullanıyor ve siyasal iktidar buna göz yumuyor. Aynısı Fenerbahçe tribünlerinde oldu. Tribünlerdeki taraftarlara gaz sıktılar. Bir sürü olay çıktı. Sonuç ne oldu? Oralardan ders çıkarsaydı bu polis kitlesel eylemlerde o gazın tetiğini eline dokunduramazdı. Ama niye? İşte siyasal iktidar mutlak arkasında. Aynı şekilde bugün göreceli olarak sanıyoruz ki işte türbanlı karısının yanında Cumhurbaşkanı Başbakan var. Genelkurmay Başkanı siyasal iktidarın mutlak o hiyerarşik olarak emrinde, uhdesinde. Ama bu tür olaylarda görüyoruz ki arada başka bir şey var. Yani bunların üstünde durmak lazım. Evet, ben bir örnek vereyim bu şey için. Protesto gösterisi değil mi ama en azından gösteri adabı açısından. İngiltere'de konuk akademisyen olarak bulunurken Londra'da Kıbrıs konusunda biz Türkler, Türkiye'li Türkler, Kıbrıs'ta Türkler bir gösteri yürüyüşü yaptık. Polisin şeyi şu, kortej oluşuyor, işte bayraklar açılıyor, pankartlar açılıyor. İzinsiz yürüyüş müydü yaptığınız? Hatırlamıyorum. Sadece davet edilmiştik. Yani böyle bir şey yapılacak, işte bütün Türkler katılırsa iyi olur diye. Hatırlamıyorum o organizatörü. Polis kortejin iki tarafında işte belirli aralıklarla yürüyor. Bu arada da bir Rumlar bize bağırıyor. Anlatabiliyor muyum? Başka gruplar bağırıyor falan filan. Aslında grubu kontrol altına almak için değil, grubu korumak için polis yürüyor. Anlatabiliyor muyum? Sen amacını belli etmişsin. Şu amaçla ben yürümek istiyorum. Sen barışçı bir amaçla yapıyorsan, eylemin de barışçıysa senin hangi amaçla yaptığın hiç ilgilendirmiyor idareyi. İdare senin bu yaptığın gösteriyi, bir manifestodur bu, yapmanı sağlıyor ve senin güvenliğini sağlamakla yükümlü hissediyor kendini. Ya Türkiye bunu bir türlü anlamadı. Evet. Niye anlamadı? Çünkü bizde her şey bir iktidar mücadelesi biçiminde yürüyor. Bakın, bir iktidar mücadelesi biçiminde yürüyor. O yüzden kazanmak da kaybetmek de iktidarı kazanmak, kaybetmek biçiminde tezahür ediyor. Siyaset de hep devleti ele geçirmek. Devleti kurumları ve gücüyle. Halbuki siyaset politikalar üzerinden yürür. Burada bir politika yok. Rejim üzerinden bütün kavga yürüyor. Bütün münakaşa rejim üzerinden. O yüzden bak cumhuriyeti biz korumadınız siz, biz koruyoruz. Hangi cumhuriyeti, hangi amaçla, neyi gerçekleştirmek için böyle bir tartışma yok.
Anlatabiliyor muyum? Ama hiçbir yerde yok. Hocam içi boş bir cumhuriyet olduğu için herkesin kendine göre bir cumhuriyet anlayışı var. O yüzden herkes ayrı ayrı yerde ve kendi cumhuriyetini... Aynen bunu demek istedim başta da işte. Aynen. Teşekkür ederim. Daha iyi ifade ettiniz. Evet, ben bütün şeylerin hepsini ayrı ayrı cevap vereceğim. Ama önce... Size karşı söylemedim. Hayır, size değil. Önce Sedat Bozkurt'a katıldım ve hassasiyetini paylaştım. İki noktaya ben bir saplama yapayım. Ona hakkını verelim. Bir tanesi Emine Erdoğan üzerinden muhafazakarların direnmesiyle ilgili bir konuya daha genel ve prensipsel yaklaşımda bulundu. Çok önemli. Ben şöyle bir örnekle bunu birleştireyim. Şimdi adamın bir tanesi, bir sözde meslektaşımız diyor ki bir darbe komisyonunda geçenlerde, ben diyor Kaddafi'nin çadırında diyor şöyle bir düşündüm, aklımdan geçirdim, şu Kaddafi'ye bir yumruk atsaydım diyor. O meslektaşımız 28 Şubat'ta direnmemiş, eğilmiş, eyyamcılık yapmış. Ondan sonra da diyor ki ben böyle filan aklımdan geçirdim diyor. Adama sorarlar 28 Şubat'ta ne yaptın diye. Yani meşhur bir Amerikan atasözü var. Savaşta ne yaptın baba diye. Adama sorarlar 28 Şubat'ta ne yaptın? Eyyam yaptın, direnmedin ve çevik birle pişpirik oynadınız. Çevik birle ne yaptınız? Çevik birin önünde eğildiniz. Yani bakın şunları şunlara verelim size dediniz, değil mi? Şimdi bu genel olarak bir ilkesel olarak bir problem. Bu hakkı teslim edelim. İkincisi, polisin yanlışlarıyla ilgili söyledikleri şeyleri çok dikkatle takip ediyorum. Mesela geçen sene şampiyonluk müsabakası bittiği zaman 6 dakika seyirciler, bütün tribünler rakiplerine de alkışladılar. Sadece kendi takımları değil ama bir polisin gidip oraya da biber gazı sıkarak olayı provoke ettiği kanıtlandı. Bunları bu detayları unutamayız. Bazı olayların başlangıcı nereye geldi. Şimdi bunu bugüne getirelim, ulus meydanına getirelim. Burada hükümetin, emniyet mensuplarının ya da polisin krizi yönetme noktasındaki hatalarını ciddi bir şekilde üzerinde durmalıyız. Bunu ciddi olarak ben de her zaman söylüyorum. Şimdi bu işin bu bir tarafı. Şimdi diğer bir tarafına gelelim. Şimdi kadrajı büyütüyoruz. O da şu. Şimdi bütün Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nerede yapılıyor? Hipodromda yapılıyor, değil mi? Bu yıl nereden sizin aklınıza geldi hipodrom dışında ayrıca bir alternatif program düzenlemek? Ve bu programda, bakın bu program bir masum bir program mı değil mi? Buna bir bakalım. Yani soruyu şöyle soralım. Gerçekten üzüm yemek mi, yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak mı? Yoksa yeni Ankara'ya, yeni devlete, bakın hükümete bile demiyorum. Hükümeti aşan bir boyutu var. Yeni devlete karşı bir kalkışma, bir meydan okuma mı? Bu sorunun cevabı ile ilgili bir bilinçaltını bize Oğuz Kağan Salıcı oradaki cümleleriyle verdi. Dedi ki askerlere, bakın sizin koruyamadığınız cumhuriyeti biz koruyoruz dedi. Bu çok önemli bir bilinçaltının yansımasıdır. Şimdi buraya devam edelim. Ben masum olarak gerçekten bayramın coşkusuna katılmak ve orayı kutlamak isteyen vatandaşlarımızı kastetmiyorum. Burada o kadraj çok önemli, o kadraj. Nedir o? Şimdi aydınlık. Mesela bugün ne yapılıyor? Bazıları şu yorum yapıyor bak. Aydınlık'ın tabandaki gücünden CHP istifade etti yorumları geldi. Buradaki 29 Ekim fotoğrafı şu, ulus meydanıyla bağlantılı olarak. Gandhi Bey'in CHP'si yuvarlanmış, Batı Perinçek'in İşçi Partisi'ni bulmuştur. Aynen tablo budur. Şimdi günler öncesinden beri orada İşçi Partisi ve onunla bir bağlantılı STK'lar bir şey söylemeye çalışıyorlar. Yani biz bu hükümeti indiririz filan lafları arasında, yani hem miting yap, hem Cumhuriyet Bayramı diyorlar, hem biz bunu indiririz. Ne diyor hapishaneden yazdığı yazıda Batı Bey, ne diyor? Diyor ki bakın siz bizi burada Silivri'ye tıktınız, biz cevabını ulus meydanında böyle verdik diyor. Hani Cumhuriyet Bayramı kutlaması? Burada bambaşka bir şey var. Burada patırtı kütürtü krize yatma var. Hani Adalet Ağaoğlu'nun meşhur bir kitabının başlığı Ölmeye Yatmak diye. Burada da krize yatmak diye bir olay var. Şimdi burada bu krize yatacaksınız, bir oradan bir kaostan fal tutacaksınız. Bu nasıl bir şey bu? Bu neyi hedefliyor? Sayın Kazdağlı'nın dediği şeye katılıyorum. Orada hipodromdaki tabloya, yeni Türkiye tablosuna karşı bir hareket çekme var burada. Hakikaten var. Ama o daha çok şu, bu lafı biraz daha açalım. Son yıllarda ne oldu? Devlette ve hükümette, hepsi birlikte düşündüğümüz zaman, bu yukarıdaki Türkiye idare fotoğrafında, devlette kurumlar arası bir mutabakat sağlandı. Burada işte bu baronları, hep sözünü ettiğimiz o baronları, Türkiye'de derin iktidarı kaybeden baronları en büyük rahatsız eden husus şu. Bu kurumsal mutabakat. Devletin o kurumlarıyla birlikte hareket etmesi o kadar rahatsız etti ki MİT krizi çıktı. Hatırlayın, MİT krizi çıktı. Savcılar hiç yapmamaları gereken bir şeyi yaptılar. Savcılar yaptılar. Yargı olayın içerisine dahil oldu. Bakın o kurumsal mutabakatın dip dalgalarını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada geldi... Ve CHP ve İşçi Partisi birlikte bir
bir şey, bir fotoğraf elde etmek istediler. Yani ve elde ettiler. Yani Ulus Meydanı'ndaki o kargaşa fotoğrafını Ulus Meydanı savaş alanına döndü başlığına yattılar ve aldılar onu. İşte Hürriyet.com.tr ne yaptı zaten? Hep o şey yaptı. Bu başlığı hep o verdi. Tabii. Yani bu hazırlık. Siz Photoshop'larıyla bilin hani Photoshop'larıyla bile hazırlıklı. Yani nasıl Photoshop'lar çıktı? Yani orada hepsini bir çocuğu kovalayan bir polis memuru fotoğrafı falan çıktı. Bunu hazırlıksızsanız böyle yaparsınız. Hangi gazete yaptı onu? Bütün yani internette dolaştı bu ama asıl genellikle Hürriyet'in internet sitesi yaptı. Parkta annesinin evet. Önünde koşan onu biliyorum da nerelerde? Ama tabii Hürriyet'in internet sitesindeki şey çok daha çarpıcı işte İçişleri Bakanı şeyi çok önemli. O Hürriyet'e inanmadım. Onun gibi. Şimdi burada ki kadrajı büyüttüğümüzde şu ortaya çıkıyor. Suriye ile tabii ki bağlantılı. Neden bağlantılı? İşte Kazdağlı izah etti. Yani aydınlık şeyle zaten hani aydınlık şeyle basın bürosu gibi çalışıyor Esad rejiminin. Şimdi bunlar tabii ayrıntı gibi gelebilir ama bir resmi tamamlıyor. Bundan bir hafta 10 gün kadar önce birinci sayfasından Halep'e gitti. Şeyin dış haberler şefi Aydın'ın orada Beşar'ın Mehmetçikleri diye başlık attılar. Şimdi bu nasıl ulusalcılık? Bu nasıl ulusalcı? Cumhuriyet Bayramı konusunda çok hassassanız, çok ulusalcı plansanız siz gerçekten. Bu nasıl bir şey? Esad'ın, zalim Esad'ın askerlerine Mehmetçik diyorsunuz. Kendi Mehmetçiklerinize ne yapıyorsunuz? Askerlere ağır hakaretler, özellikle Genelkurmay Başkanı'na ağır hakaretler oluyor son haftalarda. Ne işin var sınırda? Evet, ve bir başka gazetede, Yurt Gazetesi, sınıra niye gittin diyor. Yani orada Akçakale'de hadise olacak, Türkiye'de buraya bomba düşecek, Genelkurmay Başkanı niye gittin oraya diyorsunuz. Ya burada kusura bakmasın kimse. Burada hiç bambaşka bir şey var. Burada muhalefet etmenin dışında bir şey var. Burada organize bir durum var bakın. Bu dip dalgadaki mücadelenin yansımalarını biz Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bunu gördük. Şimdi diyor ki Aydınlık, 10 Kasım'da da biz buradayız diyor. 10 Kasım'da da hır çıkaracağız demeye getiriyor. Daha ilginç bir şey, 29 Ekim'de ne başlattılar? Seferberlik ilan ediyoruz dedi. Hayrola, ne seferberliği bu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Washington'a karşı bağımsızlığını kazanmasına karşı koyma seferberliğini. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarının mutabakat sağlamış olmasından rahatsızlık duyup buna karşı koyma seferberliğini. Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu hale gelmesine karşı koyma seferberliğini. Adama bunu sorarlar. Ben bir soru sorabilir miyim? Evet, sor. Şimdi bir takım kasıtlı grupların hazırlıkları var diyelim. Sizin dediğiniz gibi var diye kabul edelim. Kenara koyalım. Bu vesileyi kullanıp kendi düşüncelerini ifade etmek ve işte ne kadar beğenmiyorsak beğenmeyelim bir manifesto biçiminde bunu ifade etmek gibi bir niyet de var diyelim. Şimdi soru şu, bütün bunlar var diye insanların işte yürümeleri, işte gösteri yapmalarını engellememiz gerekiyor mu, gerekmiyor hayır, mu? Hayır. Bunu baştan söyledim zaten. Hükümetin krizi yönetmeyle ilgili problemini ilk söyledim ki oraya yol açılmasın bunu diye. Bunu açmak için söylüyorum. Evet. Yani, zaman demokrasi bunu. Eğer yasa dışına çıkılırsa tabii, o insanlar toplanır. Tam da bunu söylemek istiyorum. Tamam. İşte bu mesele. Tabii. Oldu şimdi. Peki. Şimdi buradan cezaevlerindeki grev konusuna, açlık grevi konusuna geçmek istiyoruz. MİT'le ilgili bir şey söyledi de şimdi hani MİT merkezi çok tartışmalar yaşadık. Şimdi geçen günlerde MİT'le ilgili bir gelişme vardı. Taraf yazarlarını sahte isimlerle yargıdan genel bir izin alarak dinlemişlerdi. Bu ortaya çıkmıştı. Taraf yazarlarıyla işte Mehmet Altan şudur budur. Mehmet Altan taraf yazarı değil ama dinlenenler arasında Mehmet Altan da var. Mehmet Altan, Mehmet Baransu, Ahmet Altan. Bir de o Times dergisinin Türkiye Amber'in zaman. Şimdi başsavcılık soruşturma izni için başbakanlığa başvuruyor. Öyle oldu ya, yeni bir yasa çıkardılar. Çünkü bu da bir anlamda yargıya dolaylı da olsa müdahaledir, neyse. Başsavcılık soruşturma izni gerekçesinde 9 kişiye kod adı vererek dinleyen MİT görevlileri hakkında resmi belgede sahtecilik, haberleşmenin gizliliği, ihlal ve görevi kötüye kullanma suçlarını isnat etmiş. Bu iddiadır. Şimdi hani MİT müsteşarı üzerinden bir operasyon var. Amenna. Koyduk onu bir köşeye. MİT görevlileri yargı denetiminden muaf mı tutulması lazım? Sadece MİT görevlilerini demiyorum. Herhangi bir güvenlik birimindeki insanlar için söylüyorum. Yani bunun cevabını çok verdik.
çok böyle bir şey söylemediniz. Bu bambaşka bir şey bir şey söylediniz. Hep oradanmış yani. Gibi bir hayır, sunuş var. O yüzden yok, diyorum. Yok hayır. Yani. Ya MİT bu bunun altını çizmek lazım. MİT konusuna vurgu yapanlar emniyet de aynı dinlemelerle ilgili gündeme geldiğinde en ufak bir eleştiri yaptılar mı? Yapmadılar. Bir de MİT krizinde sivil darbe girişiminde nerede yer aldılar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında yer aldılar mı? Hayır. Eski masanın yanında yer aldılar. Amerika ve İsrail'in yanında yer aldılar bazı meslektaşlarımız. Bu kadar. Peki. Anlaştınız mı? Biz hep anlaştık. Peki. Tartışma anlaşmamızın bu, göstergesi. Cezaevlerindeki açlık grevi meselesi işte 50 günü açtığı söyleniyor. Cezaevinde açlık grevinde bulunanların bazılarının. İşte bildiğiniz tartışmalar var. Başbakan gerçekte açlık grevi yapan sadece bir kişi var. Gerisi şov yapıyor diyor. Adalet Bakanı da bugün itibariyle yapılan açıklamada 67 cezaevinde 682 galiba kişinin grevde olduğunu söylüyor. BDP'lilere kalırsa birkaç bin kişinin BDP'nin tam listesini getirdi. Evet, ne kadar? Toplam sayı neyse. 2-3 bin civarında galiba kişinin. Toplam 707. BDP'nin listesinde BDP'nin mi? Kendi listesi. Ha, evet, peki. Öyle rakamlar da konuşuldu çünkü. Binli rakamlar da konuşuldu. Neyse. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Mesela cezaevi şartlarının kötü olması halinde polisin, askerin hükümlere, tutuklara işkence yapması halinde, yemeklerin standart dışı, anormal çıkması konusunda veya verilmemesi konusunda, su aynı şekilde, havalandırma, ısıtma, soğutma. Bizim cezaevinde yaşanan açlık grevlerinin hepsi tamamı senin dediğin gibi. 12 Eylül sonrasında Mamak'ta vardır, Metris'te vardır, 96'da vardır, 2000'de vardır. Hatta 2000'deki biliyorsunuz ben şunu diyeceğim, kanlı bastırılmıştır. Bunlar olduğu takdirde anlıyorum. Yani tabii ki insanca kalabilecekleri şartların oluşması için 99 ve 2000'deki açlık greviyle ilgili bir detay vereyim de sözünü evet. Kestim. Onun üzerinden anlatman daha kolay olsun. Açlık grevi, ölüm orucu devam ederken bunu protesto edip bu oruçlara katılmayan tek kitle PKK kitlesiydi. Ha ya evet. Yani cezaevinin koşullarının iyileşmesi için, yani o gün yaşadıkları, muhatap oldukları olumsuzlukları döndürebilmek için, olumlu hale getirebilmek için yapılan ölüm oruçlarına, açlık grevlerine evet. katılmayan kitle PKK kitlesidir. Şimdi bu PKK, cezaevindeki PKK kitlesi diye tanımladığın kesim açlık grevi yapıyorlar. Açlık grevi yapmalarının sebebi cezaevi şartlarının düzeltilmesi değil, Abdullah Öcalan'ın muhatap alınması gibi tamamen farklı siyasi konular bahane gösterilerek açlık grevi yaptıklarını söylüyorlar. Ne derece yapıyorlar, yapmıyorlar ayrı. Bir an için yaptıklarını farz edelim. Bu ve bunlar medyadan, siyasetten, toplumdan belli bir destek de alabiliyorlar. İşte bunların açlık grevinin sonlandırılması. Aslında üstü kapalı söylüyorlar. Dediklerini yapın diye ifade etmiyorlar ama işte bu insanlara zarar gelmesin. Bunların sağlığını, hayatını korumak hükümetin görevidir, sorumluluğudur gibi. Hükümet de diyor ki yapmayın, etmeyin, tutmayın. Yani böyle adalet yerini bulacak. Sonuç olarak siz cezanızı çekiyorsunuz. Cezaevi şartlarında da bir sorun yok. Bu konularda ayrı konular. Düzeltilmesi gereken mesela bazı işte ana dilde eğitim veya savunma hakkı savunma gibi konularla ilgili zaten çalışmaların sürdüğü de ifade ediliyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde o düzenlemelerde yapılacak. Koca koca adamlar bu üstü kapalı olarak dediğim gibi bunların dediğini yapın anlamına gelen tepki gösteriyorlar. Yapılmalı mıdır? Yani onların dedikleri işte Öcalan'ı muhatap alın gibi siyasi bir takım talepler yerine getirilmeli midir? Yarın öbür gün Taraf gazetesinde mesela Yıldıray Oğur yazdı mesela. Dedi ki belli bir kesimde, yani mesela varsayalım ki Hizbullah tutukluları içeridekiler deseler ki biz de şeriat mahkemesinde yargılanmak istiyoruz. Eğer şeriat mahkemesi kurup bizi yargılamazsanız açlık grevine biz de yatıyoruz, biz de bu şekilde öleceğiz. Birileri de çıkıp dese ki hükümete, evet bu adamlar haklı, bunların canına zarar gelmemesi lazım, dediğini yapın dese. Veya başka bir kesim çıkıp başka taleplerde bulunsalar. Yani bunun sonu nereye kadar varabilir? Burada bu talepler ve bu açlık grevi uygulamasının haklılık tarafı var mıdır? Sizden başlayalım hocam.
Tabii çok zor bir soru bu. Niçin zor bir soru? İngiliz Tabipler Birliği bir toplantısını İstanbul'da yaptı. Bunlar zengin tabipler. O yüzden eşleriyle beraber dünyanın bir yerinde hem işte birkaç gün geçiriyorlar hem de işte kongrelerini, yıllık kongrelerini orada yapıyorlar. Kaç sene önce, bundan önceki şey furyası sırasında, bu açlık grevlerinin yapıldığı sırada. 2000 miydi o? 2001 miydi? 2000 yılı olmalı, doğrudur. Çırağan Sarayı'nda yapılan bir toplantıda beni de davet ettiler. Bir Türk tabip şey yapmış. Çünkü şaşkındılar. Dünyanın birçok yerinde İngiliz tabiplerinde karşı karşıya kaldıkları bir şey. Şimdi bu ölmeye yatmış olan insanların bu davranışını bir siyaset yapma biçimi ve özgür iradenin tecellisi olarak mı göreceğiz? Yoksa bir tabip olarak bizim şeyimiz, sadakatimiz insan hayatınadır ve mesleğimizin yemini de insan hayatını ne pahasına olursa olsun korumaktır. Müdahale etmeli miyiz? Ve bu müdahale bizim mesleki bir vicdan, vicdani davranış biçiminde mi olmalı? Yoksa siyasi iktidarın bize hani kullanmasına vesile olacak bir etkiyle mi olmalı? Sorularını onlar da cevaplayamamışlardı. O yüzden zor bir şey diyorum. Ama benim kastettiğim şey tıbbi boyutu değil hocam. Yani hükümet yapabiliyorsa anlıyorum, bunu da yapabilir. Hocam. Ayrı mesele ama onların siyasi beklentilerini karşılama noktasında yerine getirilmeli mi bu tarafta? Onu söylüyorum. Bakın şimdi burada iki tane şey var. Birbirinden ayrı. Tabii ki kesişiyor. Bir, insan canını kurtarmalı mı? Onların istediklerini yaparak kurtarmak anlamında söylemiyorum. Tamam mı? Kurtarmalı mı? Bu hepimizi ilgilendiren, insan olarak hepimizi ilgilendiren bir olgu. Tamam mı? Bu konuda ne yapalım? Yani bu konuda bir ortak fikir, bir ortak vicdan şeyi yapmalıyız, muhasebesi yapmalıyız. Bir. İkincisi, şimdi eğer öne sürülen talepler, en hoşumuza gitmeyen, bize en itici gelen örgütün mensupları bile olsalar, bir zaman sonra bu taleplerin önemli bir kısmı yerine getirilecekse, yani örneğin ana dilde eğitim gerçekleşecekse, şimdi ben size soruyorum, hepinize burada benden başka 4 kişisiniz, Türkiye'de ana dilde eğitim gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede. Tamam mı? Cevabını almak için sormuyorum. Bir muhasebesini yapın. Bu aynı zamanda sevgili izleyicilerimize de sorulur bir sorudur. Eğer gerçekleşecekse bu, bunun için insanların bugün ölmesine razı olmak doğru bir hareket midir? Bakın bunları soru biçimde şey yapıyorum. Cevabımı vermiyorum. Yani vermesi de çok zor zaten. İşte burada 3 tane şey var. Talep var. Şimdi Öcalan'ın durumunun iyileştirilmesi veya işte ev hapsine çıkarılması. Şimdi Öcalan muhatap alınmalı mı? Şimdi Öcalan muhatap alınmış zaten. Üstelik de alınmadığı, resmen söylendiği bir dönemde alınmış. Ve bugün PKK'yı dizginlemek ve hizaya getirmek için PKK'nın kendi derin yapısının, yani dışarıyla bağlantılı olan derin yapısının içeride Türkiye'de Kürtlerin çıkarlarını koruyacağını varsaydığımız ve Öcalan'la bağlantılı olarak gördüğümüz kesimden ayırmak için zaten Öcalan'ın tekrar devreye sokulmasının tartışıldığı bir zamanda bu bir sene, iki sene sonra olacaksa, bu sözünü söyledik. Yani cezasını çekecek ama tecrit halinde, hapishane koşullarında değil, ev hapsinde çekecek. Şimdi oturup o zaman bir düşünmek lazım. Bunları insanların ölmesi pahasına, belli ki bu insanlar ölmeyi artık kabul etmişler. Ya dağda ölecekler, ya hapishanede ölecekler. Bir de şunu oturup düşünmemiz lazım. Kendini ölmeye, ya bir dava için, kendi davası başkasının davası, önemli değil. Bir dava var ortada. Ölmeye, o dava için ölmeye adamış insanları ölüme bırakmanız, başkalarının o davayı mağdur olarak üstlenmelerini engelleyecek mi?
Bakın bunların hepsini soru biçimde sordum. Çünkü sevgili izleyicilerimiz de bunu biraz düşünsünler. Çünkü böyle böyle herhalde varacağız. Bu sorulara yanıtlar arayarak varacağız. Zaten şimdi biz size bir soru sorduk. Siz de bir sürü soru sorarak ama böyle de, cevap böyle. Topu taca attınız. Rahmetli Şenol da söyledi. Diyalektiği bu işin böyledir. Bunu yöntem olarak hepimiz uygulayabiliriz değil mi? Böyle uygulayacaksanız ben soru sormayayım. Başka siz cevapları verin. Arkadaşlarım da bu konuda konuşsunlar. Sorular var. Arkadaşlarım da bu konuda sorular var. Evet. Hocamın dediği gibi gerçekten zor bir konu bu açlık grevleri meselesi. İnsanların vicdanını rahatsız eden bir hadise. Orada bir grup insan bilerek ve isteyerek kendini ölüme terk ediyor. Bu kabul edilmesi gerçekten zor bir şey. Yani bu tablonun değişmesi lazım ve bunun değişmesi için, açlık grevlerinin sona ermesi için elinden gelen her şeyin de yapılması lazım. Hem hükümet düzeyinde hem de ona destek veren diğer siyasal gruplar, akımlar açısından ne yapılması gerekiyorsa bunu yapmak lazım. Bir an önce de kaldırmak gerekiyor. Bugün işte bir temas da sağlandı. Bu yönde de bir adım yapmak atılıyor. Lazım, ne yapmak lazım? Yani bu taleplerini karşılayalım ve bu aradan vazgeçsinler. Talepler bir kere siyasi talepler. Mesela Selahattin Demirtaş diyor ki biz gitmeyeceğiz. Abdullah Öcalan buraya gelsin diyor. Şimdi zaten bunu karşılayacak mıyız? Mesela işin, başlayalım. İşin garabet tarafı da o. Yani siyasal talepler bunlar. Üç talep var. Ana talep işte İmralı'da tecritin kaldırılması, ana dilde savunma hakkının verilmesi ve KCK tutuklarının durumlarının iyileştirilmesi ya da hızlandırılması gibi. Benim bildiğim kadarıyla ana dilde eğitim talebi orada yok şu aşamada. Bunların hepsi de yapılabilir. O tecrit meselesi hariç, o ayrı bir mesele. Zaten orada anlaşılmış değil. Tecrit var mı yok mu onu da geleceğiz. Ama burada BDP'nin ve PKK'nın siyaset yapış biçimi çok yanlış. Bir şeyi dayatarak bunu şiddeti ve ölümü siyasetin bir aracı haline dönüştürerek netice almaya çalışıyor. Buradan da daima bir kaos ortamı yaratmaya çalışıyor. Ve her defasında da peki görüşelim senin bu talebi denildiği zaman o talebi bir çıta yukarıya kaldırıyor. İşte en son tecrit meselesinde Selahattin Demirtaş dedi ki bizim talebi aileyle görüşmesine devlet izin verince ve bunu da sağlayınca PKK yasak koydu. Ailenin oraya gitmesini görüştürtmüyor şimdi, göndermiyor. Bu üzerine zaten bizim Selahattin Demirtaş dedi ki bizim talebimiz ailenin Abdullah Öcalan'la görüşmesi değil, İmralı'dakinin buraya gelmesidir. Yani birdenbire talep bambaşka bir noktaya geçti. Şimdi evet bunun bitmesi için biz eleştirilerimizi yapalım ama eleştirinin en büyüğü burada PKK'ya, PKK'nın içerisindeki değişik gruplara ve BDP'ye yapılması gerekiyor. Onlar da dönüp bunun bir yöntem olarak kullanmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Mesela şunu soralım, BDP cezaevlerindeki bu açlık grevlerinin bitmesini istiyor mu, istemiyor mu? Bunu bir siyasi yöntem olarak kullandığı için istemiyor ve ahlaksızca bir tutum takınıyor. O zaman nasıldır? Hükümet, yani sen onu istemezken, açlık grevinin sona ermesi için gerçek bir mücadele vermezken hükümetin olmayacak şeyleri yapmasını istiyorsun. Ama bunu da çözmek lazım. Bu da hükümetin yapması gereken. Buna rağmen çözeceksiniz. Şimdi bak buradaki soru yanlış olmasa da eksik bir soru. PKK oradaki insanların ölüm orucuna yatmasını tabii ki istiyor ve destekliyor. Emrediyor zaten talimat olarak. Bunu kabul ediyoruz. Fakat bunu yapmaya hazır yüzlerce ve binlerce kişinin olması, onlar belki öldükten sonra başkalarının sıraya girmeleri gibi bir olgu var mı yok mu? Varsa işte onu o dava üzerinden ve bu davayı sürdürecek kitle üzerinden anlamakta yarar var. Sadece işte PKK çok kötü bir şey yapıyor. Bu insanların işte ölüme zorluyor, yetmiyor. Biliyor musun? Evet, bu kötü, bu yanlış. Bunu sürekli eleştirmemiz lazım. Ama sorunun çözümü için de zorlayarak, hatta ezber bozan işler yaparak adım da atmak gerekiyor. Sonuçta bu Türkiye'ye zarar veriyor. Hocamın da dediği gibi yani buradaki işte 500-600 kişi, bir kısmı hani dönüşümlü destek vermek için ölüm orucu değil ama açlık grevi yapıyor, bir süre sonra bırakıyor falan, ama yerini doldurabilecek insanlar da var. Yani o talimatla bu işi yapıyorlar.
bunun yanlışlığını, meşru olmadığını Kürt insanlara ve Türk insanlara anlatmak lazım. Burada bizim aydınımıza da o görev düşüyor. Evet, devlete çağrıda bulunalım ve siz bu sorunu çözün diye destek verelim. Yani bu arayışı sürdürelim. Ama öte yandan dönüp BDP'ye diyelim, PKK'ya diyelim, siz ne yapıyorsunuz? Bu şekilde şiddeti bir araç olarak kullanarak zaten siyaset yürütüyorsunuz. Bir de masum insanların, çocukların ölüme yatırarak siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Bu doğru değildir deyip kendilerinin, kendi kitlesinin eleştirmesi lazım. Oradaki bir zihniyet değişimine yol açacak bir kanalın açılması için zorlamak lazım. Mahkemelerde insanların kendini en rahat ifade edebileceği dilde savunma yapmaları, yani Kürtçe savunma yapma hakkı için adım atmış durumda zaten hükümet. Bunu AK Parti kongresinde de söylemişti başbakan. Şimdi de hükümet bakanlık üzerinden bunu bakanlar kuruluna getirip bir meclise göndermeye çalışıyor. Ya şimdi bakın, çok güzel bu söylüyorsunuz da, gerçekçi olmanız lazım. Bir an için kendinizi başbakanın yerine koyun. Hükümet sorumluluğu taşıdığınızı düşünün bir an için. Ve ben Turizm Bakanı'nı yerine koyabilir miyim kendimi? Nasıl? Turizm Bakanı'nı yerine koyabilir miyim kendimi? Başbakan aşar bizi hele bu meseleyle. Ya hayır, hani Doğu Hoca soru sorarak seyircilerimizin düşünmesini istedi ya. Şimdi ben de bir şey hatırlatarak hepimizin ve seyircilerimizin düşünmesini arzu ediyorum. O da şu. Şimdi siz sorumluluk makamındasınız, başbakansınız, cumhurbaşkanısınız, neyse. Karşınızda bir grup var ve grup bunun belli beklentileri var. Bu beklentilerin de belli bir kısmı makul ve olması gereken şeyler. Gerçekten öyle. Şimdiye kadar da bu devlet bunları karşılamamış, hatta reddetmiş, inkar etmiş. Zaten siz de onu kabul ediyorsunuz. Evet, siz haklısınız. Bunların yapılması gerekiyordu. Devletin şimdiye kadar yaptığı ve yapmadığı hususlarda bir sürü yanlışlar da var. Biz de bunu yapmak istiyoruz. Buyurun beraber yapalım diyorsunuz. Tamam mı? Grup diyor ki tamam ama diyerek gidiyor, okul yakıyor her gün. Üniversite yakıyor. İş makinelerini yakıyor. Polis öldürüyor. Asker öldürüyor. Vatandaşı öldürüyor. İşte araçları yakıyor. Şehirlerin altını üstüne getirmeye çalışan hareketler yapıyor. Cezaevlerinde açlık grevi yaptırıyor. Siyaseti geriyor. Her gün bir kavga çıkartıyor. Komiser tokatlıyor. Falan filan. Şimdi sonuç olarak siz de vatandaştan oy alıyorsunuz. Sadece o grupta, grup yaşamıyor bu ülkede. O grubun bilmem kaç katı insan yaşıyor ve siz o insanları da mutlu etmek zorundasınız. Onların huzurunu sağlamak zorundasınız. Şimdi kaldı ki öbür ve oyunu aldığınız o büyük kesimlerin de bir sürü beklentisi var. Onlar ama seslerini çıkarmıyorlar. Kavga gürültüyü hiç yapmıyorlar. Bir an önce yapıp mesela anayasanın değişmesini istiyoruz hepimiz. Anayasanın değişmesi konusunda da yavaştan gidiyor iş. Biz ne açlık grevi yapıyoruz, ne eylem yapıyoruz, ne sesimizi duyuruyoruz falan. Şimdi makul olması lazım yaptığınız taleplerin. Mesela dün işte bir sürü tırnak içinde aydın gidip açıklama yapmışlar. Hükümet bunun gereğini yerine getirsin. Peki bu baskı grupları neden BDP'de dönüp PKK'ya da dönüp kardeşim yeter artık, niye okul yakıyorsunuz? Buraya sizin hakkını savunduğunuz Kürt vatandaşlarının çocukları gitmiyor mu? Son derece doğru. Niye Hakkari'de üniversite yapıyorsunuz? Niye oraya hizmet getirmeye çalışan şirketlerin iş makinelerini yakıyorsunuz? Polisi, askeri öldürmeyin. Bakın zaten bu ülke bu sorunları çözmeye çalışıyor. Siz de destek olun demiyorsunuz. Sadece tek taraflı olarak işte hükümet bunu yapmadı, devlet bunu yerine getirmedi. Yapamaz ki ya, bu sonuç olarak toplumu yönetiyorsunuz. Toplumun içinde kendi dengeleri var. Sizin de o dengeleri gözetmeniz lazım. Demokrasiyle yönetilen tüm ülkelerde bu dengeyi herkes gözetir kardeşim. Ya burada biraz mantıksızlık var. Var ama zaten siyaset etme eşi de bu. Yani bu zorluk içerisinde siyaset yapacaksınız. Bu sorun var ve uzun bir süredir devam ediyor ve çözülmesi gerekiyor ve karşı tarafta sorunu çözmemek üzerine strateji geliştirmiş. Onu yönetenler de bunun üzerine geliştirmiş. Şeyin içinde zor geçir. Bunun bu şekilde çözmek zorunda. Örgütün içinde de, BDP'nin içinde de bir grup var ki, şunu da ifade edeyim de sen bayağı doldun biliyorum. Çok doldum. Bir grup var ki. Hayranlıkla şimdi, seni izliyorum. Dizel motor gibi açıldın. Hayır. Hakikaten. Çok haklısın canım. Şimdi bunlara deseniz ki, bu şeylere işte PKK'nın içindeki bir grupla BDP'nin içindeki bir gruba deseniz ki ya arkadaşlar tamam, Sivas'tan ötesini size verdik, buyurun
güle güle kullanın deseniz üste İstanbul'u isterler. Kanyon. Anlatabiliyor muyum? Bunların derdi Kürtlerin haklarını savunmak ve bu eksikliklerin giderilmesini temin etmek değil. Bunların niyetleri açıkça belli yani. Ne demek yani biz İmralı'ya gitmeyeceğiz. İmralı Öcalan buraya gelsin. Başka? İşte ama bu niyetin, var mı? Bu niyetin Kürt vatandaşlara da doğru bir şekilde, doğru bir kanalla anlatılması. İşte bu. İşte olay bu. Bakın şimdi ikinizin söylediğinin geldiği ve örtüşmesi gerektiği nokta bu. Okulu yakılan çocuklar, hani öğretmenleri kaçırılmıştı ve peşine düşmüştü ya bir köy biliyorsunuz. Şimdi okulu yakılan çocuklar, bunlar küçük çocuklar, eğitim hakkı istiyoruz, söke söke alırız demişler. Duydukları da bu biliyorsunuz. Bize grev yapılır, işte vur vur inlesin, bilmem kim dinlesin. Ya kardeşim vurmadan, kırmadan veyahut da sökmeden bütün mesele bu. Yani bu hakların, siz doğru söylediniz, esirgenmiş hakların bugüne kadar verilmemiş olması. Hep burada söylüyoruz. Devlet hak falan vermez. Tanır. Biz Türkler Kürtlerin haklarını vermek gibi bir şeyimiz yok bizim. Bir yetkimiz, haddimiz yok. Vatandaş hakları vardır ve bu vatandaş da muhtelifse aynı haklarda. Türklerin dil konusunda ne kadar hakkı varsa Kürtlerin de o kadar hakkı vardır. İşte Çerkezlerin de vardır falan. Şimdi hala esirgenmiş, baskılanmış, verilmemiş falan haklar, yani devletin kabul etmediği haklar, devlet derken artık bugün hükümetten bahsediyor, varsa bunlar mazeret olarak kullanılırlar ve kullanılıyorlar. O yüzden artık gecikmemek lazım. Celal'in dediği gibi de Kürt halkının bunlara söylemesi lazım. Çünkü hala Kürtlerin haklarını temsil etmek sözünü ya siz ya siz şey yaptınız. Benim haklarım artık teslim edildi. Kimse temsil etmesin diyecek olan Kürtlerdir. Evet. Buyurun Serhat Bey. Ya şimdi bu PKK meselesi çok boyutlu bir mesele. Ne kadar konuşsak konuşalım bir tarafından patlıyor. Şurada şu empatiyi kuramıyoruz. Karşımızda gerçekten çok ciddi travmalar yaşamış bir Kürt halkı var. Kürt halkı oradaki en keskin Kürt muhalefetinin peşinden gidiyor. Onun etkisi altında. Onu siyasal olarak bu etki altından kurtulacak herhangi bir AK Parti'de dahil olmak üzere, başka siyasi partilerde olmak üzere bir politika geliştirmiş değiller. Buradan kalkıp Kürt siyasal hareketini biz çok çok eleştiririz. Senin eleştirilerine katkı sağlayayım. Aysel Tuğluk dağ başında PKK'lıyla karşı karşıya kaldığı zaman ben söylemiştim, hani çek git, biz temsil ediyoruz Kürt halkını, senin burada ne işin var demek yerine, örneğin taş atan çocuklara gaz sıktığı için gidip polisi tokatlayan BDP milletvekilinin insanları öldüren, bombalayan PKK'lıyı da tokatlaması gerekir dağ başında. Bu bir eleştiri midir? Eleştiridir. Tabii. Zemini var mıdır bu eleştirinin? Vardır. Bu eleştiriye bir yanıt mevcut haklı mu? Mıdır? Tokatlamayı bırakın, en azından yani, o fotoğrafı vermeyin. Biçim yani. Biçim olarak söylüyorum. Yani buna benzer pek çok cümleler kurabiliriz. Şimdi KCK diye bir operasyon oluyor. Bu KCK operasyonu hukuki olaraktan da arızalı bir operasyon. Bu arızalı operasyon niye yapıldı? Neden yapıldı? KCK'nın içinde MİT görevlileri olduğu ortaya çıktı. MİT'in yönlendirdiği ortaya çıktı. Onun içindeki MİT görevlileri ayrıldı davadan, duruşmadan tutuldu. Yani duruşmaya katılmayacaklar. Bares'te tutuldu. Ya ama rezalet hala, ya. Ama hala KCK diye bir organizasyon var. Hayır rezalet ya, bu anlattıklarınız yani rezalet ya. Yani ne? Orada şey kucaklaştılar değil mi? Ya ne işi var PKK'nın orada? Ya burası kendi sınırlarının içi. İki tane nasıl karakola gelmiş? Beşer kilometre mesafede şimdi, olduğu söyleniyor. Yani bunları da bir konuşalım Allah aşkına ya. Şimdi burada hocam şuradaki temel sıkıntı bu. Şimdi açlık grevleri üzerinden de şunları konuşuyoruz. Yani önümüzde somut bir pratik var. İnsanlar açlık grevindeler, ölüm orucundalar. Peki bu açlık grevini, ölüm orucunu siyasi bir zemin yapıyorlar. Çünkü bu bir yöntem. Yani politik olarak da bir yöntem. İnsanların kendi vücutlarını bir silah olarak, bir araç olarak kullanmaları. İşte Gandhi'den itibaren bir yöntem. Felsefe olarak da içini dolduruyorlar. Ne için yaptıklarından bağımsız söylüyorum. Usul olarak söylüyorum. Esasa gireceğim. Şimdi bu insanların bu eylemine, yani kendilerini, kendi vücutlarını, kendi canlarını bir araç olarak kullanmalarının nedenine bir bakalım. Ana dilde eğitim. Ana dilde savunma.
Abdullah Öcalan'a tecrüsün kalkmaz. Şimdi başbakan ana dedi eğitim olmaz dedi. Yok o kadar. Şimdi Ahmet Altan diliyle konuşayım. Türkçeyi yasaklasılar bize. Siz Türkçeyi konuşmayacaksınız deseler. Biz bunun için mücadele etmeyeceğiz mi? Edeceğiz değil mi? Elbette. Şimdi. Bulgaristan'da ninnisi o. Ninnisi Kürtçe. Türküsü Kürtçe. Ailesiyle Kürtçe konuşuyor ve sen diyorsun ki senin ana dilin bu değil bu değil. Ben ana dilde eğitimi, Kürtçe ana dilde eğitimi bir hak olarak görüyorum ama anlamlı bulmuyorum. Hayır çünkü dünya, yani dünya başka bir yere gidiyor. Ya, tabii dünya başka bir yere gidiyor. Sen karar veremezsin. Oraya geleceğim. Ana dilde eğitimi ben açsam, yani Kürtçe ana dilde eğitim meselesini açsam ben o adamla bunun tartışmasını yaparım. Senin alman gereken eğitim İngilizce midir, Fransızca mıdır, Almanca mıdır, Çince midir, Arapça mıdır'ı tartışırım ama oraya gelemiyorum. Çünkü niye? Adam ana dilde eğitimini alamıyor. Bunun teknik olarak mümkünü vardır, yoktur, şudur, budur. Hocam biraz önce iyi özetledi. Kürtçe yasaktı, türküler bile yasaktı, kasetleri çıktı. Ne oldu? Yani bedel ödendi. Gerçekten TRT Şeş için bile çok bedel ödedi bu Kürt halk. Yani o yüzden travmatik olarak karşımıza bir halk buluyoruz. Bir zaman sonra yapman gereken bir şey için bu kadar büyük bedel ödetmen ve bedel ödetirken de bir sürü kaybının olması, zaman, para, itibar. Bu bahsettiğiniz yani, şeyde zaman tablosunda iki tane farklı devlet var. Bakın burada bir çelişki gibi görünen şey, aynı devlet onu yapmıyor. İki farklı devlet var. Anlatabiliyor muyum? İki kutlamada o yüzden mi oluyor diyorsun? İşte bütün konu bu işte. İşte ben bunu anlatayım yani. Neden şimdi, bu? Şimdi Tamer, gene ben başa döneceğim. Gene ben fazla eleştirel bakıyorum. Öyle bakmam gerektiğini düşünüyorum. İşte 93'lerde, 95'lerdeki hakim olan devlet anlayışı Kürt muhalefetini öldürüyordu. Şimdi Kürt muhalefetini içeriye tıkıyor. Kürt muhalefeti kendi kendini yok etmeye çalışıyor. Biçim olarak bir fark var. Biçim özde olarak, çok içerik fark olarak var, aynı. Bizde çok büyük bir fark var özde. Hayır çünkü şöyle de AK Parti'nin şöyle de bir şanssızlığı var. Bu kucağında bulduğu sorun onun ürünü değil. Ama o da bundan önceki devlet aygıtını ele geçiren siyasal iktidarlar gibi aynı yanlışları yapıyor. Hala Uludere'yi şeyini yapamadı konuşmasını. Şimdi bu insanlar bu hak taleplerinden vazgeçip Uludere'deki failler ortaya çıksın diye ölüm orucuna yatsalar ne diyeceğiz? Uludere'yi konuşanlar MİT krizindeki sivil darbe girişimini de eleştirebilmelidirler. Ama orada şöyle bir şey var. Uludere, burada şimdi Kabur'da oldu, Oslo'da oldu. Bir cesur adımlar atıldı yani bir ya şey o kadar şey değil. Kabahat bulmuyorum zaten. Hayır, sadece Uludere konusunda da şunu fark et, şunu ortaya koymak lazım. Bakın şimdi mesela eski anlayış olsaydı ne var bunda? Onlar terörist değil. Yani o şeyi anlayamazdık bile tabii. Biz. Onların terörist olmadığını bile anlayamazdık. Yani Dolap Beygir belki 20 sene sonra anlardı. Dolap Beygir dedi İçişleri Bakanı. Gerçekten yeni, dönemin yeni olduğuna inanacaksak hayır. Bu İçişleri Bakanı. Siyasi demeçlerle anlatamazsınız bu devlet arasındaki. Devletteki ayrışmayı siyasal demeçleri izah edemezsin. Tablo burada ama. Hayır öyle değil. Öyle değil. Şimdi orada dediğin doğru. Tabii, mesela açıklanamayan hala neden yapıldığına dair bilgiler kafamız aydınlatılmış değil. Fakat şöyle bir şey var. Şöyle bir fark var. Onu ifade edeyim de devam et. Eskiden olsaydı o köylülerin biz terörist olmadığını bile 15-20 sene sonra anlardık. Şimdi ne yaptılar? Dediler ki evet bu bir hataydı. Tabii. Hatta operasyon kazası lafı oradan çıktı. Yani ve tazminat teklif ettiler. Bu tazminat teklif etmesi devletin hata yaptığını kabul etmesi demek. Böyle bir şey var mı geçmişte? Tabii. Şimdi sıkıntı bu. Sıkıntı birazcık da bu. Yani farklılığı ortaya koyacaksak çok rafine bir demokratik anlayış, bir hukuk süzgecinden geçmiş bir anlayışın ortaya konması lazım. Bizden de rafine olmuyor. Keşke olabilse de olmuyor. Hayır, işte birden çok, de yani rafine. Ben hep örnek veririm. Burada da çok örnek verdim. 2005'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı örnek veririm. Gerçekten Kürt meselesindeki Türk muhafazakar siyasetin, sağ siyasetin, sol siyasetin M3 noktasıdır. Yani gitti orada içinde özür de barındıran geçmişe dönelik ve ileriye dönelik çok önemli cümleler söyledi. Yani sağ milli görüş geleneğinden gelmiş sağ siyasetin bir temsilcisinin kalkıp Diyarbakır meydanında bu kadar Kürt meselesiyle ilgili ileri laflar söylemesi gerçekten bir devrimdir. Ha ne oldu bunun karşılığı buldu mu bulamadı. Bu da başka bir tartışma konusu. Buraya kilitlenir kalırsak hiçbir şey yapamayız. Zaten yani, karşılık için yapılırsa hata olur. Ama siyasi hamledir ve siyasi sorunun çözülmesi lazım. Tabii sorun temel bir sorun. Ondan sonra olmadı. Ama gelinen noktada eğer biz buradan geri gelirsek, yani insanlığın geneli için söylüyorum, yani insanlık geldiği noktadan bir adım geri atsaydı tekel icat olmazdı. Hep ileriye doğru gitmek zorundayız. Bugün de bunları tartışmak zorundayız.
sen dünkü devlet anlayışından söz ediyorsun. Dünkü devlet anlayışı yanlıştı. Faşist bir devletti. Yani 17 bin tane arkasında faili meçhul bırakmış bir devleti biz başka türlü nitelendiremeyiz. Ama bugün faili meçhul cinayet yok ama cinayetlerin dışında bir takım hukuksuzluklar varsa bunları da dile getirmek lazım. Çünkü neyi arıyoruz biz? Mutlu arıyoruz. Yani rafine bir demokratik yapı arıyoruz. Bu da doğal bir şey. Gerçekten tabii. Bu demokrasi olsa biz bunları bugün tartışıyor olmazdık. Yani bayram programı yapıyor olurduk. Bu daha kötü bir şey mi ya? İyi bir şey. Neden olmuyor senin? Neden olmuyor? İzah edeyim mi ben? İzah edeyim mi? Biraz da ben konuşayım. Ama yani siyasal iktidarın elinde devlet aygıtı var. Hadi bir konuşayım bir. Sivil neden olmuyor? Anlatayım. Sivil ve askeri bürokrasi artık belli bir yerde mutabakata bağlanmış vaziyette. Biz o temel eleştirileri yine yapıyoruz. Evet. Onda şüphe yok. Reklamlardan sonra bölmeyelim. Evet. Bitti reklamdan mi? Sonra yapalım. Yani çok. Bitmez mi? Bitmez bu konu? Bu şarkı evet bitmez ama reklamlarda. Gerçekten bu meseleleri konuşmaktan çok hoşlanan insanlar değiliz. Hiç kimse hoşlanmıyor. Çünkü bakın işte gene Bursa'da bir takım meseleler olmuş. Bunların olmayacağının garantisi yok. Yani hani bu taraf karşı taraf diyoruz. Yani Abdullah Öcalan dediğimizde bize göre hani gazetelerin diliyle konuşuyorum. Bebek katili, terör örgütünün elebaşı falan filan ama bize göre geriye kalan neresine bakarsanız bakın %6,5 %7 oy alan bir kitleye göre de önder. Evet. İtirazlarınız mı var? Evet. Şimdi buradan başlayıp açlık grevlerinden başlayıp hocamın söylediği o kitle konusuna geleceğim. O ben de aynı şey görüşteyim orada. O Kürt halkının hem bilinçlenmesi ve bazı temel konuları ona daha iyi anlatmak ama hem icraatla hem de aslında ne olduğu bağlamında anlatmak çok önemli bir hadise. Yani bütün hadiseler devam ederken, bütün bu konuştuklarımız devam ederken bu iyi yapılabildiği ölçüde işte orada öğretmenlerin işte son hadisede o Öğrencilerin hadisesindeki gibi olumlu gelişmeler artar. Şimdi tekrar şuraya dönüyorum. Bizim içerimizde bu konuştuğumuz konu Türkiye'nin içerisinde yerleştirilmiş bir bela. Şimdi vizyonda ne var şu anda? Açlık grevleri var. Daha önce ne vardı? Dağda kucaklaşma. Ondan önce yemin krizi. Ondan önce özerklik. Benzer konular bak. Bunlar bir paravan siyaset. BDP'nin paravan siyaseti. Böylece ne yapıyorlar? Yeni devlet bu konuda adım attıkça bu paravan siyaseti ortaya koyup onu o çözümsüzlüğü meydana getirmek ve bunları engellemek istiyorlar. Bunun çözülmesi onlar için vahim bir problem olabilir. Çünkü bunlar kendi Kürt halkı için ya da ulvi emeller için filan mücadele etmiyorlar BDP-PKK siyaseti nedir? Bu taşeron bir siyaset. Kendilerini var eden eski devlet, kendilerini inşa eden eski devlet yapılanmasının bugünkü amaçlarına hizmet edecek bir oyun oynuyorlar. Bakın bu çok önemli. Bu dehşet bir ters kurgudur. Bu algılanamadığı müddetçe bugünkü konuyu izah etmemiz mümkün olmaz. Bunun Kürt halkı tarafından da algılanması lazım. Ve bütün herkes tarafından algılanması lazım. Şimdi siz burada bazı açlık greviyle ilgili talepleriniz olacak. Ondan sonra diyelim bir tanesi ana dilde eğitim gerçekleşsin. Bu sefer diyeceksiniz ki özellik. O gerçekleşsin başka bir şey. Bunun sonu yok. Neden sonu yok? Bu çünkü burada gerçekten Türk halkının istediklerini onların alması gereken, onların elde etmesi gereken konularla ilgili bir konu değil, hadise değil bu. Bunun çok örneklerini gördük. Ya bir de mesela diyorlar ki Abdullah Öcalan muhatap alınsın. Devlet Abdullah Öcalan'la görüşmeyi hiç kesmedi zaten. Tabii. Devam ediyor. Elbette. Fakat belki bu kamuoyuna açıklanmıyor. Öyle zannediyorum, şunu amaçlıyorlar. Yarın öbür gün bu görüşmelerin yapıldığı ortaya çıktığında biz yaptırttık. Yani biz kanırta kanırta zaten yaptırttık. Biz böyle dize getiririz devleti. Değil, Kürt vatandaşlarımızın nazarında bir yer elde etmeye çalışıyorlar. BDP'liler Çankaya Köşkü'nde bir grup gazeteciyle sohbet ederken zaten şöyle cümleler kurdular. Hiç kimsenin bilmediği bir takım gelişmelerin olduğunu eminiz. Biz de bilmiyoruz. Yani devlet bu arada boş durmuyor. Bilmiyoruz derken muhtemelen bildikleri için bunu yapıyorlar zaten. Gerçekten bilmiyorlar. Ve bunu sabote etmek için gerçekten yapıyorlar. Gerçekten bilmiyorlar. Bilseydiler. Abdullah Öcalan konuşsa acaba bu kimin aleyhine olur? Kardeşi ziyaret ettikten sonra demişti ki Derin PKK ile ancak abim baş edebilir. Evet, onu söylemişti. Yani onun konuşmamasını daha çok istiyor BDP'ler ya da PKK'lıların önemli aslında bir kısmı. Abdullah Öcalan'ın muhatap alınmasını istemiyorlar. Tabii. Aksine ya yani ters kurgu dedi ya evet. Tamer Korkmaz. Onu aynen, kullanmak istiyor ama. Aynen o şekilde. Yani BDP tabandaki Abdullah Öcalan'ın etkisini gördüğü için düne kadar Kandilli Apo gibi cümleler kuruyordu. Şimdi mutlak şey diyorlar. Apo diyorlar. Şimdi yani bakın, ikinci bir seçenek yemin yok. Yemin krizi olayı geçen sene yaşadığımız yemin krizi kadar aydınlatıcı bir olay yok. Turnusol kağıdı yok. Bunlar Apo'nun bile bir noktaya geldiği anda
o taşeron siyasete alet oldukları için, o taşeron siyasetin bir partisi oldukları için Apokart'ın tık yırttılar attılar bak. Ne yaptılar BDP'liler ve PKK'lar? Apo'yu falan dinlemediler. Yemin krizi. Çok önemli bir bizim için bir deneydir. Başka örneklerde de aynı şey yaparlar. Çünkü gerçekten siyasi çözüm anlamında bir siyaset uygulaması yapmıyorlar. Bunu tabii 90'lı yıllarda algılamak mümkün değildi. 90'lı yıllarda da onları içeri alan da sonra dışarı atan da aynı iradeydi zaten. Çözüm olmasın isteyen iradeydi. Acı olan ne biliyor musunuz? Evet. Bu kadar yıldır ve hala Kürt siyasetinde inisiyatifi hala örgütün belirliyor olmasıdır. İşte örgüt belirlemiyor. Örgüt belirliyor gibi görünüyor. Evet. Örgütü kim sahneye koymuşsa, kim inşa etmişse neyse yani, o oynuyor bu kartı. Onun üzerinden o çok önemli. Örgütün hakimiyet kurduğu tabanı yaratan da devletin yanlışıdır. O devlet neyse. Hangi devlet? PKK inşa eden eski devlet. Bakın bunu, bu cümleyi kurmadığınız zaman bütün söyledikleriniz boşa gidiyor. Eksik kalıyor. Iskalıyorsunuz. Size söylemiyorum. Burada bir şey var. Bu kavramsallaştırmada bir şey var. Bir yetersizlik var. Şimdi yeni devlet tabiri yerine acaba yeni hükümet, hatta ona aşan yeni yönetim mi demek lazım? Hayır, öyle dememek lazım. Yeni bir devletin var olduğunu ben 1500 defa falan anlattım. Bu somut, bu somut yani zaten. Somut, bu tartışmasız somut bir hadise. Benim işim farklı düşünmeyi sağlamak. Şimdi niçin? Eski devletle yeni devlet arasında merkeziyetçiliği konusunda bir fark var mı? Otoriterliği konusunda bir fark var Bakınız, mı? Bakınız bu şeyi, hadiseyi bambaşka bir yere sürmeye getirdim. Biz burada bir mücadelenin devam ettiğini hala söylüyorum. Tamam. Onda oligarşik partilerin etkisindeki parlamentoda bir fark var mı? Bir de seçimden seçime yani. Seçimden seçime siyasete katılan bir halk. Hocam bir Farsça bir deyim var. Ben ne söylüyorum, tamburam ne diyor? Ne çalıyor? Bu oldu yani. Yani şu yani devlet dediğimiz şey bunların hepsi. Burada çok büyük bir fark yok. Yönetimde evet çok önemli bir fark var. Yönetimin dayandığı sosyal tabanda önemli bir fark var. Çünkü bütün yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. AK Parti dışında hayatından memnun olmayanlar, gelecek korkusu taşıyanlar falan oldukça yüksek, ama AK Partililer hayatlarından memnun gözüküyor. Fazla bir gelecek kaygısı taşımıyorlar ve durumlarının daha iyi olduğuna inanıyorlar. Yani AK Parti şimdiye kadar temsil edilmemiş kesimleri temsil ediyor. Fakat yeni devlet dediğimiz zaman gerçekten bu sözünü ettiğim kriterlerle, yeni yönetim demiyorum o kesin, ama yeni devlet diye bir kavram doğru bir kavram mı? Düşünelim. Fazlasıyla doğru hocam. Yani bu söylediklerinize ben farklı bir ek yapayım. Şimdi Türkiye'de siyaset maalesef yukarıdan aşağı doğru yapılıyor. Yani genel merkezin ya da liderin siyaseti neyse tabana kadar o siyaset yaygınlaştırılıyor. Burada değişiklik yok mesela. Burada bir değişiklik yok. Ya. Ama şöyle bir hani dip dalgada bir mücadele var. Bizim dönüp var, anlattığımız hadise bu. Bunu görmediğiniz zaman işte yeni devlet var mı yok mu? İşte orada görürsünüz. Yani yönetim diyorum bak. Yeni yönetim bakın, diyorum. Yeni devlet biraz farklı. Yeni bir devlet şey. Olmasa darbelerin üzerine gidilebilir miydi? Yeni yönetim ordunun bugün sistem içindeki varlığı, yetkileri korunmasında bir farklılık var mı? Şimdi bakın ne kadar büyük bir mesafe alındı. Bu 62 yıl boyunca Amerika'ya bağlı bir derin devletin vesayeti altındaki yapıyı dönüştürmek o kadar kolay mı? Bakın 5 yılda alınan mesafe çok hızlı aslında. Şimdi şöyle ek yapayım. Bu kadar mutlak olmuyor. Mutlak falan değil. Yaşadığımız olayları görüyoruz. Genelkurmay Başkanı nerede yani, bakın? Nerede Genelkurmay Başkanı? %100 değişiklikte. Hayır, Doğu Hoca'nın haklı olduğu yerler var. Şimdi bakın. Sonraki Genelkurmay Başkanı'ndan garanti yok. Yani ya ben de başka bir şey söylüyoruz. Yani bu Farsça atasözü devamlı. Hepiniz için tekrar hatırlatmak ihtiyacım yok. Hocam şurada. Kusura bakma Alper, hocamın bir detayı söyledi. Bir siyasi partinin üstüne düşen görevle ilgili. Yani AK Parti'nin buradaki avantajı ortaya çıkıyor. AK Parti şöyle bir parti. Tabanın istediği fikri yapıya, kıvama getiren bir partidir. Normalde siyasetin görevi de budur. Herkes tabandan yukarı doğru bir siyasetten söz eder. Yukarıdan aşağı biçimlenen siyaseti Jacobin siyaset olarak adlandırırlar. Değildir. Siyasi partinin tam da görevi budur. Yani kendisine bağlı kitleler yaratmaktır. Kendisine inanmış kitleler yaratmaktır. Kendi siyasetini o insanlara
ikna etmektir, kabul ettirmek değil mi? Hani birazcık dayatmacı mantıkla. Ve bu zorlamayla olmaz. Gönüllülük esasına göre olur. AK Parti'nin avantajı şudur. %50 oy almıştır. Kitlesini kendi fikirleriyle bir kıvama getirmiştir. Bugün Türkiye'de hiçbir siyasi parti Kürt meselesinde en ileri adım atıp bunu tabanına anlatabilecek, bunun için tabanını ikna edebilecek güce, kudrete sahip değildir. Bugün AK Parti iktidarı Recep Tayyip Erdoğan dese ki Abdullah Öcalan'a ev hapsi, ufak tefek sesler çıkar ama kitlesini ikna eder. Niçin eder? Güçlü. Çünkü kitlesini memnun etmiştir. Odur. Bu çok önemli bir şey. O zaman terör olaylarına duracağını mı zannediyorsunuz mesela? Hayır, böyle olduğu zaman. Durmaz. Bu konuyla şey ilgisi yok. Şimdi, hayır yok, bu konuyla ilgisi yok. Doğu Hoca'nın haklı olduğu, o soruların haklı olduğu boyutları var. Şimdi mesela Tunus'ta bir devrim oldu. Orada eski düzen yıkıldı. Yeni düzen sıfırdan kuruluyor. Mısır'da devrim oldu. Yeniden bir düzen kuruluyor. Tunus'ta geçen gene kuruluyor. Eylemler vardı. Hatırladın mı? Libya'da şeriat isteyenler. Selefilerin eylemleri. Selefiler düşmüştü. Hayır, şunu anlatmak istiyorum. Mesela Türkiye'de böyle bir şey yaşandı veya 80 darbesi, 60 darbesi yaşandı. Sistem yeniden, adam her şeyi zaten boşa çıkarmış oldu. Anayasayı, kanunları yeniden, ne derse kanun oluyordu, yeniden kurdu. Şimdi Türkiye'deki değişim daha farklı yaşanıyor. Türkiye'de tedrici olarak yavaş yavaş, biraz da hazmedilerek yapılıyor. Mesela hiçbir şey olmadığı gibi düşünürsek çok yanlış olur. Bugün mesela Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişti mi? Yargıtay'ın yapısı değişti mi? AK Parti'yi kapatabildi mi Anayasa Mahkemesi? Danıştay değişti mi? Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu değişti mi? Birçok demokratikleşme istikametinde adımlar atıldı mı? Atıldı işte. Darbelerin üzerine gidiliyor mu? Faili meşhur cinayetlerin üzerine gidiliyor mu? Bütün bunların cevabı evet. Ama hala biz 80 darbesinin anayasasıyla temelde yönetiliyoruz. Hala siyasi partiler kanunu, seçim kanunu gibi. Bu işin siyaset kısmı işte. Ha, bunlar devam ediyor. Bunlar eksiklikler. Zaten bizim esas bunları tartışmamız i̇şte gerekirken. Bunlar tartışıyoruz. Bunlar da arızalı buluyorum. Arızalı, ama tabii ki arızalı. Niye arızalı buluyorum? Şundan arızalı buluyorum. Biz de onlar düzelsin diye şimdi, konuşuyoruz zaten. Hayır, bir çelişki yok. Ama burada. Yani buradan her şey güllük gülistanlık. Biz de öyle bir şey demiyoruz. Rica ederim Sedat. Şunu her şey demiyorsun. Her şey demiyorsun. İnsaf ya. Hayır, şuradan Anayasa Mahkemesi üzerinden tartışalım. Anayasa Mahkemesi nasıl bir yapı? Şöyle bir yapı. Milli irade, işte biraz önce söylediğimiz bütün aksaklıklar rağmen oluşuyor. O milli iradeden oluşan parlamentoda yasama faaliyetleri yapıyor. Yasama faaliyetlerini denetleyen bir hukuki kararlar veren bürokratik bir kurumdan söz ediyoruz Anayasa Mahkemesi'ni. Niye? Şöyle, atıyorum eskiden, eski yapısı itibariyle söylüyorum. Laiklikle ilgili bir yasa geldiği zaman önüne anayasa açısından denetliyordu. 9'a 2 ile reddediyor. Türbanda, şunda, bunda, neyse. Çünkü niye? Bir yasanın anayasaya uygun olup olmadığını belirleyen bir yazılı metin yok. Buna oradaki 9-11 kişi karar veriyor. 11 kişinin kanaatleri önemli. Oraya ne kadar 11 kişi götürürseniz 11 kişinin kanaatleri verilecek karar üzerinde etkindir. Bu doğru mudur? Değildir. Bu Anayasa Mahkemesi'nin tartışırken üye yapısından daha ziyade işlevselliği açısından, niteliği açısından tartışmak lazım. Yani anayasa değişikliği yaptık. Anayasa Mahkemesi'nin üye yapısını değiştirdik. Yargıtay'da üye yapısını değiştirdik. Eskiden kötüydü. Gelenlerin tamamı da o yargı sisteminin ürettiği insanlar. Yani Anayasa Mahkemesi'ne giden adamlar, Yargıtay'a giden adamlar. İthalat mı yapacağız? İthalat yapmayacağız. Ya Fransa'dan işte, hukukçu mu getireceğiz? Ya da hap getireceğiz. Dışarıdan hap getireceğiz. En temizi o. En temizi o. Bunu kim buradaki, söylüyordu bunu? Çok kötü. Buradaki işleyişi. Buradaki işleyişi sağlamamız lazım. Hukuka uygun. Yani yasama faaliyette denetleyecekse gene halk tarafından seçilmiş bir senato denetlesin. Bunu tartışalım. Yani öyle paryasız önlemler değil. Hayır, bütün bunların hepsi tartışılabilir. Tartışılmalı da. Bunlar zaten Türkiye'nin i̇şte, eksiklikleri de. Bunlar değiştirir. Onu hayır, ben de şunu yani. Bunlar dönüştürür. Hayır, şunu demeye çalışıyorum. İyi yönde gelişmeler var ama yeterli kuşkusuz, değil. Kuşkusuz. Bunlar yeterli değil ama hiçbir şey yapılmamış gibi davranırsak şimdi, haksızlık olur. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi Parti, göstersek bu da doğru olmaz. AK Parti ilk geldiği zaman çıtayı yüksek tuttu. Aradan 10 yıl geçti. O zaman çıtayı yüksek tutmayacaktınız. Evet, bütün bunlar, bu eleştiriler yapılabilir. Konumuzu değiştirelim. Yönetmen mesaj gönderiyor bize, dağıtmayın konuyu, tekrar toparlayın diye. Tamam, emredersiniz. Bizim bir tek cümle. Biz bu dönüşümün daha hızlı olması için temel eleştiriler yapıyoruz. Bu yüzden benim laflarımı kimse optik çarpıtmayla yok etmesin. Evet, herkese mesaj verdi tabii, evet. Korkmaz burada. Aslında mesela bu tür tehdit ediyor adam. Bu tür demek ki değişmeyen tam tabii. Ne kadar güzel değil mi? Aslında bu suni gündemler oluşturulmasa temel konuları daha fazla tartışmış, evet, olacağız ve belki de onların çözümüne daha fazla katkıda bulunmuş olacak.
Orada doğru. Bunun arkasında muhakkak dış güçler vardı ama. Komplo teorisi diyordunuz. Ne oldu? Turgut Özal'ın zehirlendi, ortaya çıktı. Gördünüz mü? Daha belli değil. Ya. Suriye'ye geçelim. Biraz da Suriye'ye çıkalım. Evet. Şimdi Suriye konusunda belli bir kesim Türkiye'nin Amerika'ya taşeronluk yaptığını söylüyordu. İşte muhalifleri Amerika destekliyor. Türkiye de onun için destek veriyor. Muhaliflere sahip çıkıyor. Eleştirileri geliyordu. Göz açıcı bir gelişme oldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ya bir bakıma muhalifler kendi kendini feshetsin anlamına gelen açıklamalar yaptı. Diyor ki Hillary Clinton, devrimlerini çalmaya çalışan İslamcılara karşı muhalifleri direnişe çağırıyor. Clinton, Müslüman kardeşler için önemli bir araç olan Ulusal Konsey'i artık muhaliflerin görünür lideri olarak görünemeyeceğini ifade ediyor. Ve muhalifler başkanlarını değiştirsinler. Dışarıdan birileri başkanlık yapamaz, savaşan grupların içinden başkanların seçilmesi gerekir diyor. Bunu hangi Amerika söylüyor? Amerikan vatandaşı Ferit Kadri'yi oradan getirerek Suriye'yi lider yapmak için uğraşan, buna da Büyük Orta Doğu Projesi diyen Amerika'nın Dışişleri Bakanı söylüyor. Muhaliflerin İslamcı olmasını beğenmiyor. Yani nasıl olacakmış peki muhalifler? Herhalde neokon olması gerekiyor veya Amerikan demokratlarına oy veren kişilerden oluşmasını istiyor. Ya da Hüsnü Mübarek gibi birisinin herhalde muhaliflere lider olmasını istiyor. Şimdi bu arızalı bir tutum değil mi Doğu Hocam? Bir ülkede bir muhalif var. Bir kere o ülke yıllarca diktatörler tarafından yönetilmiş. O diktatörlere karşı bir ayaklanma başlamış. Bu ayaklanma devam ediyor. Ayaklanmayı yapanların veya protesto edenlerin, eylem yapanların bir takım yöntemleri eleştirilebilir de. Ama dışarıdan bir ülkenin Dışişleri Bakanı diyor ki siz öyle değil, şöyle olmalısınız. İşte siz şucu değil, bucu olmalısınız. Siz liderinizi değiştirin, kendinizi feshedin. Bu şuna benziyor. Daha önce burada tartıştık. 28 Şubat döneminde televizyon ve radyolar için bir uygulama çıkardı 28 Şubat darbecileri. Dediler ki televizyon sahipleri ve yöneticileri ulusal güvenlik belgesi alacaklar. Nereden? Başbakanlığa bağlı Güvenlik İşleri Başkanlığından. Oraya kim atama yapıyor? Genelkurmay atama yapıyor. Asker vardı başında. Mesela X televizyonu olarak gidiyorsunuz. Arkadaşlar bize ulusal güvenlik belgesi verir misin? İşte istediğiniz belgeler de getirdik. Bakın adli sicil belgemiz de var. Gayet tertemiz görünüyor. Bir sor trafik suçu bile işlememişiz. Size aylar sonra, çok büyük bir araştırma yapılmış gibi, aylar sonra bir belge geliniyor. Uygun görülmediniz. Televizyonu başkasına devrederseniz size ulusal güvenlik belgesi veririz. Televizyon devrettiğiniz zaman işte televizyonunuza ulusal güvenlik belgesini veririz. Size değil, televizyona veririz diyor. Evet. Bu da ona benzemiyor mu biraz? Yani muhalifler siz değişin, yerinize başkaları geçsin, o zaman biz size destek veririz. Şimdi artık hepimiz anladık ki, yani Sağır Sultan da bunu herhalde anladı ki, dışarıdan müdahaleyle bir ülkede hükümeti devirebilirsiniz ama demokrasi getiremezsiniz. Demokrasi kendi toprağında yetişen bir ağaç gibi, bitki gibi bir şey. İşte bunu birçok yerde gördük. Afganistan'da gördük, Irak'ta gördük, değil mi? Suriye'deki olay patlak verdikten sonra buradaki muhaliflerin bir kere Batı'yla çok uyumlu olmadıkları ortaya çıktı. Türkiye muhaliflerin hamiliğini üstlendiğinde şöyle baktı olaya. Burada gaddar ve kıyıcı bir şey var, hükümet var. Buna karşı işte mazlum ve mağdur olan Suriye halkı ayaklandı. Giderek bu kadar net olmadığı anlaşıldı. Bu tablonun. Yani içinde gerçekten halkın temsilcileri var ama dışarıdan gelen şeyler var. Yabancı unsurlar var. Ve bu unsurların hepsi kendi ülkesinden katılmış olanların bile farklı ülkelerin çıkarları ve farklı programlarla bu mücadeleyi verdikleri. Hepsinin amacı tabii Esad hükümetinin devrilmesi. Ama ondan sonra nasıl bir Suriye'nin oluşacağı, nasıl bir rejimin ortaya çıkacağı konusunda bir şey yok. Bir mutabakat yok. Bu mutabakat epey arandı. Pek bulunamadı. Ve
Şam yönetimi de şimdiye kadar varlığını sürdürebildi. Ülkesinin tabii büyük tahribatına göze alarak bunu yapabildi. Şimdi anladığım kadarıyla Amerika'nın da başını çektiği bir grup ülke muhalefete yön vermek istiyor. Şimdi muhalefete yön verilmesi demek, bugünkü muhalefetin kompozisyonunun değişmesi demek. İki, Türkiye'nin bu konudaki inisiyatif almasının önemli ölçüde engellenmesi demek. Yani bundan sonra Türkiye'nin Suriye'de ve Suriye üzerinden Orta Doğu'da oyun kurucu olması ihtimali giderek azalıyor. İkinci olarak da daha radikal unsurların, ki bu radikal insan unsurların arkasında Suudi Arabistan da var, farklı nedenlerle var, İran da var. O da farklı grupları şey yapıyor, temsil ediyor. Burada daha batı yanlısı bir yönelimin ve işte gelecek siyasi yapının ortaya çıkması için yeni bir şey, dizayn söz konusu. Gördüğüm hani, o. Hani Amerika yapıyordu bugüne kadar yapılanları? Neleri? Öyle diyorlardı yani. Suriye'de onun olanlara olmadığını burada söyledik ama yani evet. Suriye'deki olay, bakın Tunus'taki, Mısır'daki kendi kendine şey yapan bir olaydır. Ortaya çıkan bir olaydır. Batı en önce çok şaşırdı. Ondan sonra kontrol etmeye çalıştı. Ama Libya'daki öyle değil. Suriye değil de daha yakın şeye, tabii can alıcı noktalara muhakkak kontrol etmek istiyor Batı. Tabii Batı'nın başında da Amerika var. Fakat çok ilginçtir. Bugün Batı'nın Orta Doğu'da tek başına at koşturmasını istemeyen iki ana unsur var. Rusya ve Çin. Ve onların ayrı bir sıklet merkezi yaratmasıyla işte kolay kolay şey devrilemedi. Suriye'de yönetim devrilemedi. Ve Batı'nın istediği tarzda yeni bir düzenleme ortaya çıkmadı. Ve yeni düzenlemenin de onlara karşı nasıl olacağı konusu da şu anda çok açık değil. Ve hakikaten Clinton'a sorulduğu zaman muhalefet kimdir sorusu, şeydeki Suriye'deki muhalefet, bilmiyorum dedi, biliyor musunuz? Hillary Clinton muhalefetin kim olduğunu senato karşısında pek yanıtlayamadı. Cihatçılarmış, öyle diyor. O söyleniyor tabii. Yani cihatçıların olmadığını kimse söyleyemez ama ne kadar ağırlıkları var hiçbirimiz doğru dürüst bilmiyoruz. Evet, Yaral Kazdağlı ne diyor Hillary Clinton'ın Suriye konusundaki bu son açıklamalarına? Bir kere yani o çok klasik, hocamın da söylediği gibi Amerika burada taşeron olarak Türkiye'yi kullanıyor tezlerinin çöktüğünü gösteriyor. Demek ki bu geçerli değilmişti. Suriye'nin diğerlerinden bir farkı var tabii. Tunus, Libya ve Mısır'dan. Orada çok hızlı bir dönüşüm gerçekleşti. Batı'nın arzu etmediği iktidarlar bir şekilde seçimle iş başına geldiler. Pekala onlar da şu anda Batı'yla ilişkilerini sürdürebiliyorlar. Özellikle Mısır'daki. Ama biat etmiş, Batı'ya biat etmiş insanlar değil. Şeyi hatırlatın Celal. İki ülkede de, Mısır'da da Tunus'ta da ordu şeye karışmadı. Açıktan mücadeleye girmedi. Yani sokağa inmedi. Bu çok önemli. Şeyde Suriye'de tersi oldu. Şeyde de oldu tabii. Libya'da da. Evet. Çünkü oradaki diktatörler daha Libya ve Suriye açısından baktığımızda daha merkezi bir yapı var ve asker üzerine oturmuş bir iktidar evet. olduğu için askeri rahatlıkla kontrol edebiliyor. Ama Suriye'nin bir farkı da çok yapılı olması, hem mezhep farklılığının olması, hem ırk farklılığının orada olması, başka güçlerin burada rahatça hareket edebilmesini, herkesin bir pay üzerinden siyaset yapmasını sağlayabiliyor. Bu işi biraz uzattı ve zorlaştırdı. Muhalefetin de bir araya gelmesi açısından zorlaştı. Orada Müslüman kardeşlerin en diri muhalefet olduğu ve mücadele eden taraf olduğu anlaşılıyor. Ve bunlar Arap dünyasındaki diğer destekleri de rahatça alabildikleri için bunların biat eden, Batı'ya biat eden insanlar olmayacağı da çok net. O yüzden bunların muhalefetlik yapmalarının ortadan kaldırılması yönünde Amerika'nın bir arzusu, isteği var. Ama bu gerçekleşmez. Türkiye'nin buraya müdahil olması ve muhalefeti desteklemesinden vazgeçmesi de düşünülemez. Türkiye bu yoldaki süreci devam ettirir.
ve oradaki halkın muhalefetin sonuç alması konusunda bugüne kadar yaptığı desteği azaltmadan sürdürür ve netice alacağını da zannediyorum ama şimdi biraz süreç uzayacaktır. Doğuca öyle demedi ama dediklerinden öyle bir sonuç çıkardım ben. Yanlış düşünüyorsam düzeltebilir. Suriye'de Türkiye'nin inisiyatifi vardı ama artık inisiyatif Batı ele geçirmek istiyor. Türkiye'nin bundan sonraki oradaki etkisi azalacak gibi bir şey anladım. Çünkü niçin? Bakın. Şimdi Batı, İsrail de buna dahil, bir Şii kontrolü istemiyor. Şimdi Suriye biliyorsunuz İran'ın da İran'ın arkasında durduğu bir Şii hilalinin Nusayriler üzerinden ta Filistin'e kadar uzanmasını Lübnan üzerinden hatta şeye kadar Körfez'e kadar gelmesini sağlıyordu. Ama aynı zamanda radikal Sünni bir yönetimin de gelmesini istemiyor. Yani, şimdi içinden birini seçecek. Ya Şii Hilal'ini isteyecek ya da Müslüman kararlı. Ben şeye çok yani takıyorum. İşte cihatçı güçler, radikal Şiiler veya radikal Sünniler. Bunun ayarını kim veriyor Allah aşkına? Yani ne radikallik neye göre değişiyor? Mesela Müslüman kardeşlere, İhvan-ı Müslümin'e daha düne kadar radikal cihatçı veya terörist muamelesi yapılıyordu. Şimdi Müslüm Mübarek gitti, seçim oldu. Adamlar ezici çoğunlukla olmasa bile yaradan fazla oy alarak iktidara geldiler. Demek ki yani Suriye, Mısır'ın halkı böyleymiş. Biz ne hakla şimdi bunlara radikal veya cihatçı ya da terörist muamelesi yapabiliriz? Nedir yani? Radikal Sünni ne demek yani? Ölçüyü tabii ki Batı şey yapıyor. Yani, biz niye kabul edelim ki Batı'nın ölçüsünü? Şimdi bakın Yakın Doğu, Orta Doğu, Uzak Doğu bile Avrupa'ya göre şey yapılmıştı, derecelendirilmiş mesafelerdir. O yüzden, siyaset derecelendirme kurumu var. Aynen. Burada da yeneğin radikal olup olmadığı biraz söylem üzerinden. İkincisi de rejimin sadece oyla değil ama yani işte şu kadar insan bu İslami şeylere, örgütlere oy veriyor üzerindendir. Bu İslami örgütlerin çoğulcu bir yapıyı benimseyecekleri ve halkın iradesini üzerine kendi iradelerini, kutsal bir takım ilkelerini koyup koymayacakları üzerinden bir hesap yapılabilir. Bu hesabı ne kadar tabii net yapıyorlar, ne kadar açık yapıyorlar, ne kadar anti-Amerikancı veya Amerikan yandaşı bir ölçü üzerinden yapıyorlar, tartışılır. Hocam anlattıklarına bir kontrol. Mesela Körfez'de Katar diyelim ki Amerika ile iyi geçiliyorsa bunlar radikal olmuyorlar abi. Bunlar şimdi, normal oluyorlar. Hocama bir kontrol soru sorayım. Şimdi Batı'nın ve Amerika'nın Suriye üzerinden konuşuyoruz. Yani Kuzey Afrika ile belki işte Orta Doğu'yu da buna katabiliriz ama düşman yaratma ihtiyacının dışında bir planı olduğundan emin miyiz? Şeyde mi? Suriye başta olmak üzere. Artık ben size söyleyeyim. Amerika radikal İslam'ı eskisi kadar şey görmüyor. Düşman görmüyor. Bütün şeyini, dikkatini ve gücünü Asya Pasifik'e Çin'in etkisini arttırmasına sadece ekonomik olarak etki alanını genişletmesi değil. Fakat askeri ve siyasi olarak bu Uzak Doğu'daki etkinliğine yönelmeye başladı. O yüzden bırakıyor şey. Yani Orta Doğu'ya yani ikinci takımını, B takımını sürüyor. 5-10 yıl sonra yırtıyoruz. Muhtıra veriyor. Sedat Bey'den devam edelim. Kısa kısa gitmemiz gerekiyor. Çok az bir vaktimiz kaldı. Ne demek istiyor? Clinton'ın yaptığı açıklamada önemli bir şey var. Hani söylüyor. Suriye muhalefetini temsil eden liderler birçok olumlu sıfatlarına rağmen 20-30 ya da 40 yıl dışarıda yaşamış kişiler arasında seçilmemeli. Cephede özgürlük için mücadele eden ve savaşan insanları temsil eden kişiler arasında seçilmeli. Ayrıca seçilecek lider kadrosu tüm Suriyelilerin, buradaki vurgu önemli, haklarını savunacak ve koruyacak kararlılıkta olan kişiler olmalı. Yani işte Şii Sünni ayrımı yapılmaksızın diyor. Bunu niye diyor? Çünkü işte bugün de bir internet sitesinden aldım bilgi notu. Nusret Cephesi Kurban Bayramı'nda marş okumuş. Diyor ki liderimiz Usama Bin Laden Amerika'nın kol kuruyası, iman gücümüz ve silahlarımızla birlikte Amerika'yı yaktık, yıktık, dünya ticaret merkezini moloz haline getirdik. Başından beri benim söylediğim bir şey vardı. Amerika'nın Suriye'deki muhaliflere mesafeli kalmasının ya da Suriye üzerindeki operasyonlara biraz uzak durmasının kökeninde
uyatıyor. Şimdi Esad yönetimiyle Suriye, Özgür Suriye ordusu, Tamer'in cümlesini alayım, birinin siz kardeşsiniz demesi lazım. İş oraya geliyor. Ya Allah aşkına her ülkede bir şey yatıyor. Orada diyelim bu marş yatıyor. Ama... Mısır'da başka bir şey yatıyor. Tunus'ta başka bir şey. İşte... Yatacak bir şey buluyor. Çünkü yatacak yerleri yok. Evet. Ben de şunu yani tablo böyle, bu. Böyle oturum yöneticiliği olur mu ya? Şimdi biz bu Türkiye Amerika'nın Suriye krizinde taşeronluğunu yapıyor. Bak, kesinlikle değil. Diyenleri ben... ne yapmamız lazım? Şimdi biz bu taşeron değildir, Türkiye kendi politikasını uyguluyor dedikçe az laf işitmedik, az azar işitmedik, az hakaret işitmedik. Ya yani nereye bu, kaçacaklar şimdi? Bu haberi sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak evet, da mı? Şimdi, yanlış da olsa kendi politikası, aynen katılıyorum. Şimdi bunu söyleyen sadece bir kesim değildi. Çok geniş kesimler söyledi bu taşeron muhabbetini. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Şimdi gerçek eninde sonunda ortaya çıkıyor. Şu bu Hillary Clinton. Şimdi gelelim bizim o meşhur repliğimize. Şimdi Hillary Clinton kimden rahatsızmış? Müslüman kardeşlerden rahatsızmış. Allah Allah. Müslüman kardeşler şimdi nerede etkin? Suriye'de olmalarına rahatsız. Evet, Kuzey Afrika'da etkin. Şimdi biz bu filmde... Ama Mısır'daki Müslüman kardeşlerden rahatsız olduğunu söylemiyor artık. Söylemiyor ama başlangıçta hatırlarsanız mübarek ayaktayken söylüyordu. Tabii o zaman söylüyordu. İzleyeceğiz dedi. Tabii. Ne zaman ki kravat takmaya başladılar? Onlar mübarek olayını yani Mısır olayında Türkiye inisiyatifi aldığı zaman duruma eklemlendiler. Amerika istemeden kabul etti diyen kim? Graham Fuller. Kendi adamları diyor, itiraf ediyor. Şimdi şu Suriye olayını bir hatırlayalım. Şubat 1982 Hama katliamı. Göz yuman kim? Ana aktör kim? Baba Esad. Göz yuman Amerika. Reagan yönetimi. Göz yuman. El altından göz yuman. Telef edilen kim? Mahvedilen kim? Zulme uğrayan kim? Müslüman kardeşler. Yeryüzünden silinen kim? Müslüman kardeşler. Bakın Hillary Clinton geldi yine Müslüman kardeşler Suriye'de iktidara gelir diye korkularını dile getirecek şekilde aman muhalefet bunlardan olmasın diyor. Yine aynı noktaya geldik. Bu hem dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtıdır hem de durun siz kardeşsiniz demek için yeni bir iyi bir fırsattır bu. Ha. Bir şey daha ekleyeyim. İsrail istihbaratı, askeri istihbaratı, sivil istihbaratı hepsi neyse son bir ayda, bir buçuk ayda özellikle ne dediler? Kuzey Afrika'da, Mısır'da, Tunus'ta, Libya'da bu hatta Müslüman kardeşlerin iktidara gelmesi bizim için bir çok ciddi bir tehdittir. Bizim tehdit unsurudur. Aynı şeyin Suriye'de olmasını istemiyoruz dediler. Geldiniz mi şimdi? Clinton'ın konuşmalarda bunun hemen ertesine geliyor. Geldiniz mi bir buçuk yıl önce dediğimiz noktaya? Geldiniz. Demek ki yaşayan her şeyi görüyor. Daha dur. Devamı gelecek. Evet. Peki bu son konumuz biraz daha geniş konuşmayı düşünüyordum ben ama zamanımız kalmadı. Herkes konuşturmayalım. Demokrasi o kadar da faydalı bir şey değil gördüğünüz gibi. Sedat Bozkurt da Tamer Korkmaz'a soralım. Celal Kazdağlı da hafiften yararlanabilir tabii bu süreçte. Pazar günü MHP kongresi yapılacak. Bayağı bir aday adayı var. Kaç tanesi aday olabilir? Çünkü parti tüzüğüne göre 40 küsur galiba delegenin aday göstermesi gerekiyor. Aday olabilmeleri için. Orada da muhtemelen dediğiniz gibi 2-3 aday olacak gibi. Devlet Bahçeli, Koray Aydın, bir de Musavat Dervişoğlu. Onun şansı var gibi görünüyor sanki. Aday olma. Bilemiyoruz. Aday olma konusunda. Ne olur? Ben Devlet Bahçeli'nin kaybetme ihtimali söz konusu mudur? Ben çok görmüyorum. Hani Koray Aydın bir güç temsil ediyor sonuçta. Ama Koray Aydın şunu temsil etmiyor. Şimdi Devlet Bahçeli'nin siyaset yapma tarzı klasik MHP siyasetine çok uygun düşmüyor. O yüzden tabandan çok yoğun eleştiriler var Devlet Bahçeli'ye ama bu eleştirileri yapanların önlerine koydukları seçeneğin adı Koray Aydın değil. Hani daha anlamlı, ayakları yere basan, altı dolu, ideolojik olarak kendisini ifade edebilecek başka birisi olsaydı çok rahat söyleyebilirdim ki işte ya Devlet Bahçeli'yi zorlar, Devlet Bahçeli'nin elinden partiyi alabilir diyebilirdim. Özne üzerinden konuşuyoruz, siyasi figür, siyasi aktör üzerinden konuşuyoruz, Koray Aydın üzerinden konuşuyoruz. Koray Aydın o kişi değil. Yani MHP'de yönetimden rahatsız bir taban var, ciddi bir seçmen kitlesi var. Ama oradaki rahatsızlığı giderecek ilacın adı Koray Aydın değil. Ben pazar günü, çünkü MHP'nin kongresi de dikkatli izlenmesi gereken bir kongre. Çok adaylı kongrelere alışık olmayan bir yapıdan söz ediyoruz. En son çok adaylı kongrede neler yaşandı aklımızda, hafızalarımızda. Burada da böyle bir şey yaşanmazsa kongre o gün biter ve muhtemelen Devlet Bahçeli'de... Turul Türkeş'in sözünü etti, CHP'ye oynanan oyun MHP'de de oynanmak isteniyor diye bir iddiası var.
kasetlerini unutuldu evet. diyor. Devlet Bey bunun üstüne gitmedi. Gerçekten üstüne gitmedi ama üstüne gitmemesinin nedeni muhtemelen arkadaşlarını koruma güdüsüydü. Yoksa Devlet Bahçeli 2003'ten beri yani bugün Ergenekon olarak adlandırılan yapının içindeki bir takım planların kıyısında köşesinde olan isimdir. Yani tarihin ilk kez MHP'nin kapısında emekli askerler eylem yapmıştır. O dışarıdan gelen etkileri görebilecek ve bunlara karşı kendisini muhafaza edebilecek bir uyanıklığı var Devlet Bahçeli'nin. O Tuğrul Türkeş'in söylediklerinin altında bir şey yattığı kesin. Yani partiler arasında ne yatıyor AKP? Yani tam onu biraz daha açıklayalım. Ben de çok bilmiyorum ama yani bir operasyon varsa yani kasetler üzerinden bir operasyon yapılıyorsa MHP bunun bir gerekçesi karşılığı buna ilişkin bir delil vardır diyorum ben de. Kazdağlı söylesin o söylemek istediği bir şeyler var galiba. Kasetler yani bir de o dikkat çekiyor Tuğrul Türkeş yani CHP'de Deniz Baykal'ın başına gelmiş olan hadise bir tertipti, oyundu. Kaset üzerinden gerçekleştirilmişti. Normal yollarla genel başkanlıktan düşürmek mümkün olmadığı için benzeri bir yöntemin Devlet Bahçeli'nin genel başkanlıktan düşürülmesi için uygulanabileceğini, buna dair bir takım duyumları olduğunu söylüyor kendisi. Böyle Bahçeli'nin de kaseti var, Bahçeli'nin de kaseti var diye bir dedikodu. Ama orada ilginç bir şey var. Ne Deniz Baykal bu kaset komplosunu kimin yaptığı konusu üzerine hukuken gitti, i̇şte ne de MHP'liler geçirdi. İçeri itibariyle konuşulamıyor. Sıkıntı birazcık. Yani. Peki Tamer Korkmaz son... Eski masa Devlet Bahçeli'yi MHP'nin başında ister mi? İstemez. Niye? MHP'li gençler sokağa dökülmüyor çünkü. Yani bu çok önemli bir konu. Bu şimdi, eski masanın ne? Hangi şeyden tahtadan yapılmış? Şimdi eski masa dediğimiz baronlar. Şimdi MHP eskiden olduğu gibi, 80 öncesinde olduğu gibi sokağa dökülsün istiyorlar. Bunun örnekleri nedir mesela? Son Cumhuriyet Ulus'taki Cumhuriyet kutlamasında MHP'liler olsaydı bu gürültü patırtıya, bu krize yatma olayına onlar da katılsaydı nasıl olurdu? Burada bir soralım. Ayrıca Çankaya oylamasında MHP liderliğinin Türkiye'de Çankaya krizini çözmedeki kilit rolünü 2007'de hatırlayalım. Bunlar eski masanın hoşuna gider mi? Gitmez. Onun için Ümit Özdağ'ı çıkardılar, alamadılar. Şimdi de tekrar bir denemede bulunacaklar ama tabii ki Bahçeli burada favori, çok açık ara favori görünüyor. Ama bakalım Bahçeli'ye bu konu siyasetin çok dışında bir çerçevede. Yani Bahçeli siyasi liderlik olarak, politik söylemler olarak eleştiririz, olumlu bulur. Onlar ayrı konu. Yani bu büyük resimde, Türkiye'deki büyük resimde ne anlama geliyor? Bu. Burada Bahçeli eğer buradan uzaklaştırılabilirlerse ne yapacaklar? MHP'yi yine 80 öncesi gibi bir şekilde kullanmak isteyecekler. Soru ama bunu alamıyorlar yani. Evet. Size soru sorayım mı? Şimdi nasıl AK Parti refahın içinden çıktı? Evet. Değil mi? Niye mesela ülkücülerin çoğu memnun değil bugünkü MHP yönetiminden? Evet. Siz de çağırmıştınız buraya eski Ülke Ocakları Başkanı'nı. Niye onlar ayrı bir böyle şey çıkarmadılar? Ayrı bir grup çıkartıp da işte o kendilerine ait olan ülkücü zihniyete uygun bir şey yaratmadılar siyasi potansiyeller o kadar yüksek değil. Zihniyetiyle çok sorunları yok. Yönetimde sorunlar var. Yönetimde yani onlar gitsin biz gelelim şey ama burada bu çok önemli bakın. Burada Bahçeli'nin pozisyonu Türkiye siyasetinin istikam yani Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç ve dışarıdaki pozisyonunu domine eden ve onunla paralel giden bir siyaset izliyor. Böyle olmayan yani Türkiye'nin pozisyonunu açığa düşürmeye çalışan bir MHP liderliği beklentisi olan eski masa burada bir yönetim değişikliği istiyor. Amacına ulaşamıyor. Benzer bir şeyi CHP'de Mustafa Sarıgül'le yaptılar. Alamadılar kurultayda. Kaset skandalıyla yönetimi değiştirdiler. Burada mesela Tuğrul Türkeş'i sadece bunu aynı oyun oynanıyor derken yani bu lideri buradan göndermekle ilgili yani bunu illaki kaset skandalı olması gerekiyor değil. Onu kastediyor. Yani onu dışı, orada kurultay evet. Alıştığımız siyaset dışı bir yöntemle gönderme. 97'de karşı yani Tuğrul Türkeş biliyorsunuz evet, şeyin karşısındaydı. Karşımda. Ama şimdi bakın çok ilginç beraber bir şey söylüyor burada. Şey İsabetli yani evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Değerli seyirciler, süremiz doldu. Sivil Düşünce'nin bu akşam yine sonuna geldik. Gelecek cuma yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.